TÜRMOB Genel Başkanı Sayın Yeminli Mali Müşavir Emre Kartaloğlu, Bursa Vergi Dairesi Başkanı Sayın Nuri Karakaş, Eskişehir Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Neşet Ertoy, Gelir İdaresi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın saygıdeğer temsilcileri, sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz Muhtasar ve SGK Birleşmesi konulu seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Gelir İdaresi Şube Müdürü Sayın Nurhan Yılmaz, Gelir İdaresi Grup Başkanı Sayın Gökhan Çatalok, Sosyal Güvenlik Kurumu Şube Müdürü Sayın Kerem Değirmenci, Sosyal Güvenlik Uzmanı Sabri Bertan İnanöz ve İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu ve aynı zamanda TÜRMOB Eğitmeni Sayın Halim Bursalı'nın sunumlarında gerçekleşecek olan seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Doğan Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sayın TÜRMOB Başkanım, Gelir İdaresi'nin değerli temsilcileri, Eskişehir Oda Başkanım, hepinize hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar, seminere katılımın %60-70'lerde kalmış olmasından açıkçası mutluyum. Bu demektir ki bayağı bir problemi çözmüşüz demektir. Büyük bir problemi çözmüşüz demektir. Çözülmeyen kısımlar var daha. Bununla ilgili benim sizden ricam, şimdi aramızda arkadaşlarımız, oda çalışanlarımızın sizlere dağıtacağı kartlarla sorularımızı mutlaka, çünkü bu salon şeye müsait değil, ayakta soru sormaya müsait değil, kartlarla bildirirseniz iyi olur. Açıkçası ben de çocukken pilot olmayı çok istemiştim ama 50'li yaşlarımda sağ olsun Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bizi Eskişehir, Bursa ve Konya odasını pilot, Konya illerini pilot il seçti. Keşke birer de yeşil pasaport koysaydı cebimize de sadece yurt içinde kalmasaydık, yurt dışına da açılıp oradaki meslektaşlarımıza bu konularda bilgiler verseydik. Bundan çok mutlu değiliz açıkçası. Bu sistemi bilerek ediyorum. Buradaki katılan kurum temsilcilerini tenzih ediyorum. Bizler 509 ile ilgili çalışma yapıldığında hazırdık ve hazırlandık, eğitimlerimizi tamamladık ve şu anda o sistem çalışıyor. Var aksaklıkları ama en azından biz hazırız. Biz hazırdık ve biz çalışıyoruz. Aynı şey Muhtasar SGK Birleşmesi ile ilgili şu anda bütün meslektaşlarım gece bürolarında çalışıyorlar. Ben de yapıyorum. Şu ana gelene kadar 17 tane gönderdim. Bir tanesinde problem çıktı. Onu da az önce hallettik. Ama DBS sisteminde üstadlar değinecektir. SGK bildirgesi MUSGK gönderdiğinizde bir şekilde problem oluyor ve sigortadan dönüşü almakta sistem gecikiyor. Defter beyan sistemiyle ilgili de biz hazırdık. Her türlü hazırlık yapıyoruz ama burada yine diyorum ki burada katılanları tenzih ediyorum. Bu sisteme bizler hep hazır oluyoruz. Bizim elimizde bir kamu gücü olmamasına rağmen biz hazır oluyoruz. Aynı şekilde kamunun da bu çıkarılan uygulamaların hepsine bizden önce hazır olması gerektiğini düşünüyoruz. Ne yazık ki bunu en az yani bizler kadar hazır olduklarını düşünmüyorum ve görmüyorum açıkçası. Bunu iletmem lazım. Sizlerin bu duygularına tercüman olmam lazım. Açıkçası biz hazırız, tekrar söylüyorum. Yine buradaki arkadaşlarla bu çalışmayı yaptık. Keşke pilot olmasaydık ama artık oluverdik. En azından bir daha erteleme, bir daha eğitim olmaması için ben de şu anda işlerimi tamamlayacağım. Seminerin faydalı olmasını diliyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Oda Başkanımız Sayın Doğan Yılmaz'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli konuğumuz TÜRMOB Genel Başkanı Sayın Yeminli Mali Müşavir Emre Kartaloğlu'nu açılış konuşması için kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Evet, değerli başkanım, Gelir İdaresi'nin ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun değerli temsilcileri, TESMER Merkez Yönetim Kurulu üyemiz, değerli Eskişehir Oda Başkanı, diğer bir pilot ilimizin Oda Başkanı, değerli Bursalı meslektaşlar, kardeşler, dostlar, ben de hepinizi TÜRMOB ve kurulları adına öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Evet, biz hani hep kalabalıkız. Ben bir Bursa dostuyum aslında. Çok öteden beri hep bunu anlatıyorum. Bursa'ya her geldiğimde de bahsediyorum galiba. Ben ilk seminerimi, ilk bu kürsülerdeki sunum yapmamı 2006 yılında Bursa'da gerçekleştirmiştim. İhsaniye'deki vergi dairesinde. Kurumlar vergisi kanunu değişiyordu o zaman. Kurumlar vergisini anlatmıştım ben burada. Bursa bizim için hep özel oldu. Özel olmaya devam edecek. Bu pilot il olması nedeniyle de aslında ayrıca bir özel oldu. Neden bu birleşme var? Birleşiyor artık. Hani bundan hala bu kaldırılır mı, ertelenir mi? Artık bu eylem planında var. Biz gerçekten Ankara'da sizler adına ciddi bir mücadele verdik. 4 tane pilot ilde uygulandı değerli meslektaşlar. 4 tane pilot ildeki sorunları da esas alarak aslında bunu bir rapor haline getirdik. Bu birleşmeden beklenen neydi, umulan neydi? Bu gerçekleşiyor mu? Aslında beklenen temelde tahakkukun birleştirilmesiydi. Tahakkuk birleşmesi yok şu an itibariyle. Ama peki niye birleşiyor? Doing Business aslında iş yapabilme kolaylığı. Dünya Bankası'nın oluşturduğu bir endeks var. Burada da iş yapabilme kolaylığı beyan ve bildirim sayısıyla paralel algılanıyor. Beyan ve bildirimler ne kadar azsa ve ne kadar kolaysa iş yapabilme sırasında dünya ölçeğinde üst sıralara yükseliyoruz. O amaçla hükümetin eylem planına girmiş bir öneri aslında muhtasar beyanname ile SGK bildirimlerinin birleştirilmesi. Biz başından beri gelir idaresine verdiğimiz onlarca beyanname ve bildirim var. Onların birleştirilmesini önerdik aslında. Öncelikle iki ayrı kurumun, iki ayrı altyapının birleşmesinin daha zor olacağını. Ancak dediğim gibi eylem planında yer almış bu şekilde bir birleşme ne yazık ki gerçekleşiyor. Oda Başkanım hislerinize tercüman oldu. Bursa neden pilot il oldu? Biz bu süreçte artık hani bundan geri dönülemeyeceğini Ankara'da TÜRMOP olarak gördükten sonra tüm ülkede uygulamaya girmesinin çok büyük bir sorun yaratacağını raporlarla ortaya koyduk. İlgili kamu idarelerine hem SGK'ya hem Gelir İdaresi Başkanlığı'na ilettik. Bu çerçevede de bizim önerimiz basında da yer aldık. Bununla ilgili çok ciddi bir emek harcadık. Kademeli bir geçiş olması konusunda. Aslında biraz daha küçük illerden başlayarak uygulamayı yaygınlaştırmak ve karşılaştığımız sorunları çöze çöze büyük illere doğru gelmekti. Ama yine orada yaklaşım büyük illerle devam edelim, büyük illeri uygulamaya alalım, karşılaştığımız sorunlar daha büyük olsun gerekiyorsa ve ona çözümler geliştirerek 1 Mart'ta da tüm Türkiye'de tekrar girmeyi öngördüler. Bursa'da 77 bin iş yeri var değerli meslektaşlar. 680 bin de sigortalı çalışan var. Bu rakamlarla Türkiye'nin dördüncüsü aslında. Sorun olacaksa Bursa'da olacak. Bursa o anlamda çok değerli. Bu sorunları da çözebilmek adına buradaki yaptığımız eğitimde hem Oda Başkanımın hem Ankara'da TÜRMOB'un aslında bir emeği. Biz 6 ilde bunu gerçekleştirdik. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya ve Bursa'da. Bursa'da bugün sonuncusunu yapıyoruz. Kötü bir ay. Ben neden buradayım? Kötü bir ay aslında. Şubat ayı. Hani hem bu başlıyor Bursa için. Kesin başladı artık. Geri kazanım katılım payı beyannameleri belki şu anda algımızı ona çok çevirmedik ama 26'sından sonra ayın sonuna kadar geri katılım kazanım payı beyannamesini vereceğiz. Orada birçok belirsizlik var. Mesela piyasaya süren kim? Piyasaya süreni netleştirmeye çalışıyoruz. Yine biz Ankara'da bununla ilgili çalışmalarımız var. Konaklama vergisi geliyor. Onun beyanname tebliğ taslağı yayınlandı. Şubat ayı kötü bir gün. Bizler açısından kara günler bunlar, yoğun günler. Ben de TÜRMOB Başkanı olarak sizleri en üst noktada temsil eden bir arkadaşınız, bir kardeşiniz, bir dostunuz olarak bu kötü günde, bu kötü zor zamanlarda yanınızda olduğum mesajını vermek istedim. Gerçekten biz yanınızdayız. Spesifik olarak iletilen tüm sorunlarda dahi iş yeri kimlik numarası, iş yeri sicil numarası, vergi kimlik numarası bize iletilen tüm sorunlarla bu günleri aşmaya çalışacağız. Hep birlikte aşacağız değerli meslektaşlarım. Bir kendi çapımızda hani WhatsApp günümüzün modası bir acil eylem planı ne yapabiliriz? Bir kriz masası oluşturalım dedik.
7 pilot ilimizin oda başkanları, gelir idaresinden temsilci, SGK'dan temsilci ve benim katılımımla bir grup oluşturacağız. Tüm yaşadığınız sorunları mutlaka oda yöneticilerimize, oda yönetim kurulu üyelerine, oda başkanımıza iletin bu süreçte yaşadıklarınızı. Onlar da o kriz masasına iletecekler ve hızlı bir çözüm bulacağız. Bugünleri biz hazırız, hep onu söyledik. Aslında uzun yıllardır, bu 2004 yılından, 2005 yılından beri söyleniyor. İlk işte e-beyanname çıktığında, bildirgeler elektronik ortama taşındığında biz hazırız. Mali müşavirlerin eli hep taşın altında. Bu süreçleri hep başarıyla gerçekleştirdiler, yerine getirdiler. İşlevlerini tamamladılar ama sistem de hazır olsun. Tek dileğimiz bu, sistem de hazır olsun, bu uygulamalar ondan sonra başlasın. Süreç bu şekilde muhtasar SGK ile ilgili devam ediyor değerli meslektaşlar. Çok hızlı hızlı bugünkü konunun gündeminden çok uzaklaşmak istemiyorum ama gündemimizde neler var? Hani buraya gelmişken Ankara'da sizler için nelerle uğraşıyoruz? En azından başlıklar itibariyle onların üzerinde durmak isterim. Ayın 19'unda oda başkanımız, Bursa oda başkanımız da katılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'yla bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinin de katıldığı. Bu çalıştayda SGK tarafında meslek mensubumuzun yaşadığı sorunlar, özellikle sorumluluk raporlarıyla ilgili algımız önde olarak bu sorunları ön planda tutacağız ve bunlara çözümler geliştireceğiz. 18 konu başlığıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan talepte bulunduk. Bunların birçoğu gerçekleşecek. Örneğin İşkur'a verdiğimiz aylık iş gücü bildirimleri var. Bunu yakın zamanda kaldırılacak. Bunları mesleki kamuoyuyla paylaşacağız. 18 konu. Kanun değişikliği yapılması gerekenler var. İdari düzenlemeyle çözülmesi gerekenler var. İdari düzenlemeyle çözümlenmesi gerekenler özellikle ilk etapta çözülecek. Maliye Bakanlığı tarafında madem dedik 5000 lira üzeri e-arşiv fatura düzenlenecek. BABS kaldırılmalıdır. Biliyoruz oradaki limitleri, hangi halde BABS veriliyor, hangi halde e-arşiv fatura düzenleniyor. Ama artık bu bizim için bir fırsat, bunu bir fırsata dönüştürmemiz gerekir dedik. Bu anlamda Gelir İdaresi Başkanlığı ile çalışmamız var. BABS'nin kaldırılmasıyla ilgili. Mücbir sebeple ilgili bir gelişme yaşadık. Sadece vefat haline ilişkin bir düzenleme yapıldı. Bunun genişletilmesi özellikle kadın meslektaşların doğumunda mücbir sebep sağlanması konusunda çalışmalarımız var. Yaşanabilir mali tatili hep dillendirdik, dillendirmeye devam ediyoruz. Yine malumunuz aslında o da bize bir sıkıntı olarak döndü. Kamu bankaları dışında özel bankalar aracılığıyla vergi tahsilatı geçtiğimiz ay itibariyle kapatıldı. Bunun sebebi kamu finansmanıydı. Kamu finansmanını daha iyi sağlayabilmekti. Bu bizim açımızdan bir fırsat, en azından Haziran beyannamelerinin Temmuz'un son gününde verilebilmesini imkan sağlayan bir gelişme. Bunun arkasındayız, bununla ilgili çalışıyoruz. Yine kamu finansmanıyla bağlantılı bir diğer konu son dönem geçici vergi. Belki de bugün bu salonda iyi ki yok, hani izdiham yaşadığımız salonlar oldu biz, merdivenlerin tamamen dolu olduğu salonlar oldu. İyi ki bugün öyle değil, oda başkanım ifade ettiği gibi sorunlar azalmış da olabilir ama bunun bir sebebi, bugün buranın çok dolu olmamasının bir diğer sebebi geçici vergi çalışmaları da olabilir. Son dönem geçici verginin kaldırılması değil, ihtiyari olması konusunda çalışmalarımız var. Ama ifade ettiğim gibi bu da çok kısa vadede gerçekleşebilecek bir şey değil. Kamu finansmanıyla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Mesleki sorumluluk sigortamızı gider yazdırmıyorlar. Bize her yerde sorumlu tutuyorlar ama bunu sigorta ettirelim diyoruz. Arabamızın kaskosunu, kasko poliçesini gider yazabiliyoruz. Mesleki sorumluluk sigortasını gider yazamıyoruz. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Hatta meslektaşların mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğuyla ilgili de gelir idaresiyle beraber gündemimizde olan konular var. Sosyal medyada çok paylaşıldı. Kamuda ve belediyelerde mali müşavir istihdamına öncelik verilmesiyle ilgili bir çalışmamız var gündemimizde. Elimiz hep taşın altında dedik. Taşın altında elimiz gittikçe eziliyor ne yazık ki. Bunun bir karşılığı olması gerekir. Gider katılım payı adı altında bir düzenleme yaptık. Mecliste dijital hizmet vergisi kanunu teklifi görüşülürken bunun da görüşülmesini, bunun da önerge olarak verilmesi için mücadele ettik.
O an itibariyle mümkün olmadı ama bunun arkasında olacağız. Gider katılım payı. Bu dönüşümü madem bizler sağlıyoruz, bu dönüşümü bizler sağlıyoruz. Bize bir geri dönüşünün olması lazım. Beyannamelerde aracılık ettiğimiz, sorumlu olduğumuz beyannamelerde tahakkuk eden verginin belli bir oranının vergi dairesinde bizde emanette tutulması ve ödeyeceğimiz vergiden, ödeyeceğimiz KDV'den veya gelir vergisinden mahsup edilmesi yönünde çalışmalarımız, önerilerimiz var. Serbest meslek kazancında tahsil etmediğimiz bir KDV'yi ödüyoruz. Bununla ilgili hep gündemimizde çalışmamız var, takibimizde. Tahsilat zorunluluğu elektronik yolla, banka aracılığıyla, kredi kartı aracılığıyla, bir ödeme kartı aracılığıyla tahsilatın zorunlu hale getirilmesi, tabii tek başına bu bir işe yaramayacaktır. Bizim tüm her şeyimizi kayıt altına almaktan sonra bunun bir zorunluluğa bağlanması, örneğin bir sözleşmenin hüküm ifade etmemesi, sözleşmeyle bağlantının kurulması, aracılık sorumluluk sözleşmesinin eğer tahsilat yapılmadıysa devreye girmemesine yönelik çalışmalarımız var. Başkanım ifade ettiği yeşil pasaport gündemimizde 12.500 civarında bağımsız çalışan, 12.500 civarında bağımsız çalışan 15 yıl kıdemin üzerinde meslek mensubumuz var. Bunlara yeşil pasaport verilmesi konusunun takipçisiyiz. Katma değer vergisi indirimi özellikle mükellef olmayanlara sunulan ve özellikle KDV indirim hakkı olmayan basit usule tabi mükelleflere sunulan hizmetlerde katma değer vergisinin indirilmesiyle ilgili ciddi adımlar attık. Bunların hepsini çok başlıklar halinde sizlerle paylaşmak istedim değerli meslektaşlarım. Tek başına Emre Kartaloğlu'nun, tek başına TÜRMOP yönetiminin, tek başına odalarımızın bunları gerçekleştirmesi mümkün değil. Bunları hep beraber sizlerden aldığımız güçle, sizlerden aldığımız destekle gerçekleştirebiliriz. Gündemimizde olan konular bunlar. Tekrar konunun özüne dönecek olursak bu süreçte gerçekten zor bir süreç. Sistem hazır değil. Sistem tıkanıyor, açılıyor, geri atıyor, tekrar alıyor. Ama gerçekten Maliye Bakanlığı'nda, Maliye Bakan Yardımcılığından başlayarak Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar, elektronik uygulamaların başında Başkan Yardımcısı Abdullah Kiraz, MuhSGK tarafında Daire Başkanı Hüseyin Azili, burada bugün buradalar, grup başkanımız burada. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yine kurum başkanından, bakan yardımcısından başlayarak kurum başkanı, daire başkanları ve bugün yine bizi burada yalnız bırakmayan şube müdürlerimize, uzmanlarımıza teşekkür ediyorum. Şunu bilin, son söz olarak söylüyorum değerli meslektaşlarım. Hani sizin sorunlarınızla hemhal olan, sizin sorunlarınızla ilgilen, size daha az sorun yaşatabilmek için uğraşan bir odamız var. Oda yöneticilerimiz var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler de aynı kaygıyla sizi Ankara'da en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Moralimizi, motivasyonumuzu yüksek tutalım. Bu süreci de hep beraber başarıyla atlatacağız. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkürler. TÜRMOP Genel Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine katılımlarından dolayı anımız var. Bir plaket törenimiz olacak. Doğan Başkanım da kürsüye davet ettim. Buyurun. Teşekkür ederiz. Söz konuklarımızda faydalı bir seminer olmasını diliyorum. Buyurun. Değerli Hazırın, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi konulu seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Teşkilatım Gelir İdaresi Başkanlığı adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Seminerimize katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Öncelikle sunuma başlamadan önce Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ülkemizin gündemine aslında 2000'li yılların başına itibaren geldi. Bu süreçte pek çok toplantılar, pek çok işte çalıştaylar yapıldı. Ve en son olarak 2016 yılında mevzuatımıza girdi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 98A maddesiyle vergi mevzuatımıza, 5510 sayılı kanunun
86. maddesinin 13. fıkrasına eklenmek suretiyle de SGK mevzuatına bu konu girdi. Ve muhtasar ve prim hizmet beyannamemiz mevzuatımıza girdikten sonra 2017 yılında da muhtasar ve prim hizmet beyannamemiz genel tebliğini 18 Şubat 2017 tarihinde gelir dersi olarak yayınlanmak üzere resmi gazeteye gönderdik ve tebliğimizde yayınlandı. Bundan sonraki aşamada uygulamaya geçildi. İlk uygulama Kırşehir'de yapıldı. Kırşehir'in ardından Çankırı, Amasya ve Bartın ileri uygulamaya geçti. Ve en son uzatmanın ardından 1-1-2020 tarihi itibariyle de Türkiye genelinde uygulanması öngörüldü. Ancak en son yapılan bir değişiklikle, 7 Sıranoğlu tebliğiyle yapılan bir değişiklikle bu uygulanmakta olan illere Bursa, Konya ve Eskişehir illeri dahil edildi. Şu anda 1-3-2020 tarihi itibariyle tüm Türkiye'de uygulanacak. Ancak 26 Şubat 2020 tarihine kadar verilecek beyannameler açısından düşünürsek Bursa ilindeki mükelleflerimiz muhtasar ve prim hizmet beyannamesini bu tarihe kadar vermek zorundalar şu anki mevzuat açısından. Biz muhtasar ve muhtasar prim hizmet beyannamesiyle aslında çok büyük bir şey yapmadık. İfade etmek istediğim şu, bizim bir muhtasar beyannamemiz vardı. Bu muhtasar beyannamenin bir bölümünü, yani bir ekini aylık prim ve hizmet belgesi olarak ayırdık. Yani SGK bildirimi olarak ayırdık. Yaptığımız temel değişiklik bu. Daha önceden başka bir ekrandan bu bildirgeleri, bu bildirimleri veriyordunuz. Şu anda Gelir İdaresi bu beyannameyi alacak ve SGK bildirimlerinizi de bize vereceksiniz. Yaptığımız değişiklik sadece bu. Temel kriterler açısından bir değişiklik yok. Temel fonksiyonlar açısından bir değişiklik yok. Sadece daha önceden e-bildirge yoluyla vermiş olduğunuz bildirimleri bu sefer muhtasar ve hizmet prim beyannamesi şeklinde bizim açtığımız alandan buraya vereceksiniz. Yani başka belirgin olarak bir değişiklik yapılmadı bu konuyla ilgili. Bu konuda hem SGK tarafı hem Gelir Dersi Başkanlığı tarafı özellikle bilgi işlem birimleri yoğun bir mesai harcıyor. Bize iletilen pek çok sorun var. Yani bu sorunların çözümü adına pek çok işlemler yapılıyor. Şube müdürümüz burada. Gece gündüz çalışmaktayız. İnşallah bu dönemi sorunsuz bir şekilde aşmak adına elimizden geleni sizlerle birlikte yapacağız. Ve inşallah ülkemize bu muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hayırlı olur. Şimdi sunuma geçmek istiyorum. Az önce arz ettiğim gibi yasal düzenlemesi vergi mevzuatı açısından 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 98A maddesiyle konuldu. Slide'dan da göreceğiniz üzere muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet beyannamesi muhtasar ve prim hizmet beyannamesi şekline getirildi. Daha önceden muhtasar beyanname ile vergi kesintilerinizi beyan ediyordunuz. SGK bildirimlerinizde de sigorta birimleri kazançlarını toplamını ve prim ödeme gün sayılarını beyan ediyordunuz. Bunu muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin içine tam olarak bu ikisini yerleştirmiş durumdayız. Bunun yürürlüğüyle ilgili az önce yine ifade ettim. Kırşehir'de 1-6-2017 tarihinde Amasya, Bartın ve Çankırı'da da 1-1-2018'den itibaren yürürlüğe girdi. Bursa, Eskişehir ve Konya'da da 1-1-2020 tarihinden itibaren şu anda yürürlükte. Türkiye genelinde ise ifade ettiğim üzere 1-3-2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Mart 2020 dönemine ilişkin beyannameleri Türkiye geneli vermek zorunda olacak. Kapsamımız dediğimiz gibi vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapanlar bir de 5510 sayılı kanuna göre özellikle bunu üzerine basa basa belirtiyorum. 41A'lılar, 41A maddesi kapsamında bildirimde bulunanlar bu kapsamda.
Bizim bir yeniliğimiz şu, bu beyanname elektronik ortamda verilecek. Yani kağıt ortamında bu beyannamenin verilmesine izin vermeyeceğiz artık. Bu kapsamda bazı istisnalarımız vardı bizim. İşte vergi kanunlarına göre yapmış oldukları vergi kesintilerini kağıt ortamda beyan edebilen mükellefler vardı. Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte dernekler, vakıflar, kooperatifler gibi. Yine vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunmamakla birlikte prim beyan eden mükellefler vardı. Bunlar işte kapıcılar, kapıcı çalışan apartman yönetimleri, gayrimenkul sermaye irade mükellefi yanında çalışanlar gibi. Bunlar da yine tamamen elektronik ortamda bu beyanname vermek zorundalar. Burada beyannamelerini kendileri gönderebilecekler diye bir konumuz var. Bu özellikle önemli. İlerleyen sunumum ilerleyen sayfalarında bunun önemi daha da anlaşılacak. Bu beyannamelerini kendileri gönderebilen mükellefler Vergi Usulü Kanunu 340 Sıranoğlu tebliğe göre e-beyanname gönderme şartlarını bizzat taşıyanlar. Yine az önce de ifade ettiğim gibi kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapmak zorunlu olanlar. Bunlar az önce de ifade ettim. Dernekler, vakıflar, okul aile birlikleri, siyasi partiler, sendikalar. Bir de vergi kesintisi yapmayanlar var. Yine az önce ifade ettim. Kapıcı çalıştıran apartman yönetimleri, özel hizmetlerde çalışan şoförler. Yani bizim diğer ücretli dediğimiz kesim. Bunlar da beyannameleri kendileri gönderebilecekler. Yetkili vergi dairesi. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Biz hali hazırda beyanname verdiğiniz, muhtasar beyanname verdiğiniz vergi dairelerinde herhangi değişiklik zaten öngörmedik. Bu muhtasar prim hizmet beyannamesi. Yani şu anda hangi vergi dairesine beyannameyi veriyorsanız muhtasar ve prim hizmet beyannamesini de o vergi dairesine vereceksiniz. Ama işte ilk defa mükellef olacaklar için şöyle bir yetki açısından açıklamam gereken hususlar var. Vergi kesintisi yapanlar için ödeme veya tahakkukun yapıldığı, vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile çalıştıkları sigortalıların primi esas kazanç ve bilgilerini beyan etme zorunlu olanlardan gerçek kişilerde ikametgah, basit sütlede vergilendirilenler için gelir yönünden mükellefiyetinin bulunduğu, gerçek kişiler dışındakiler için de kanuni merkezin bulunduğu yer vergi dairesi, yetkili vergi dairesi. Vergilendirme dönemi, bu konu biraz önemli. Burada şöyle bir durum var. Daha önceden biliyorsunuz, muhtasar beyannameyi 3 aylık verebilme hakkınız var. Yani 10 işçinin altında çalıştırdığınız zaman muhtasar beyannamenin 3 aylık, yani 1-3 dönemi için 4. ayda, 4-6 dönemi için 7. ayda, diğer dönemler için izleyen, takip eden dönemlerde beyanname verebiliyordunuz. Burada şöyle bir sıkıntımız doğdu. Aylık prim hizmet belgesi aylık vermek zorunda. Bu nedenle işçi çalıştırıyorsanız, bir tane daha işçi çalıştırıyorsanız artık muhtasar ve prim hizmet beyannamesini aylık vermek zorundasınız. Yalnız burada şöyle bir ayrıntı var. Onun altında işçi çalıştırıyorsanız, şimdi bir tablomuz var. Burada daha net olarak anlatmaya çalışacağım. Diyelim 5 işçi çalıştırıyorsunuz. Ocak ayında vergi kesintisi bölümünü, yani bu beyannamede vergi kesintilerinin yer aldığı bölümü boş geçip sadece prim tarafını doldurabilirsiniz. Şubat ayına ilişkin beyannamenizi Mart ayında verirken yine prim tarafını doldurup vergi kesintisi tarafını boş bırakabilirsiniz. Mart dönemine ilişkin beyannamenizi verirken hem prim tarafını hem Nisan ayında vereceğiniz bu beyannamede hem prim tarafını hem Sosyal Güvenlik Kurumu tarafını doldurmanız gibi bir imkan da tanıyoruz. Yani aylık vermenizdeki tek etken bildirimleri, SGK'ya verdiğiniz bildirimleri aylık vermek zorunda olmanızdan kaynaklanıyor. Biz burada da bunu göz önünde bulundurarak vergi kesintilerine ilişkin bildirimlerinizi 10 işçinin altındaysanız Mart dönemi Temmuz dönemi, Ekim dönemi ve Ocak döneminde beyan etmenize imkan tanıdık.
Beyan dönemi artık herkes biliyor. Vergilendirme dönemi takip eden 26. gün akşamı saat 23.59'a kadar bu beyannameyi vermeniz lazım. Burada özellikle bir durum var. Bazı işveren ve mükellefler ayın 15 ile ayın 14 arasında ücret ödemeleri yapabiliyorlar. Bunlarla ilgili de bu özellikle durum açısından da beyannamenin ne zaman verileceği, vergi kesintisi ve SGK prim tarafının nasıl, hangi dönemlerde verileceğine dair bir açıklamamız olacak. Diyelim 15 Ocak 14 Şubat döneminde çalıştırdığınız işçileriniz var 4 aylık kapsamında. Bu işçilerinizin ücret ödemelerini 15 Ocak'ta yapıyorsunuz. SGK bildirimi açısından herhangi bir değişiklik yok. 15 Ocak'ta da yapılsa, 14 Şubat'ta da yapılsa ücret ödemesi, Ocak ayına ilişkin beyannameyi 26 Şubat 2020 tarihine kadar vermek zorundasınız SGK tarafıyla ilgili. Ama ücret ödemesini 15 Ocak'ta değil de 14 Şubat'ta yapıyorsa işveren ya da mükellef, bu durumda vergi bildiriminin tarafını Şubat beyannamesiyle Şubat beyannamesiyle 26 Mart 2020 tarihine kadar vermek zorundasınız. Yani bizim vergicilerin anlayacağı şekilde anlatmak istersek SGK tarafı için tahakkuk esası geçerli, bizim için tahsil esası geçerli. Tahsil ettiğiniz ayı müteakip, yani tahsil ücreti ödediğiniz ay Şubat ayı olduğu için Mart ayında beyan edilmesi gerekiyor. Ama SGK tarafında işe başlama önemli olduğu için, yani çalışanın işe başlaması, hak etmesi önemli olduğu için onlarda herhangi bir değişiklik yok. 26 Şubat tarihine kadar bu beyannamenin SGK tarafını doldurup vermek zorundalar. Beyannamenin yapısına gelince, beyannamemiz genel bilgiler, vergiye tabi işlemler, ödemeler, vergi bildirimi, dediğim gibi SGK bildirimleri, düzenleme bilgileri ve ekler bölümünden oluşuyor. Bu şekilde. Burada sigortalı çalışan bilgileri tablomuz var. Bu tablo 32 kolondan oluşuyor. Bunların daha önce 28 taneydi bildiğim kadarıyla. Şu anda 4 kolon daha eklendi, 32 oldu. Burada beyannamenin ne şekilde gönderileceğine dair bilgiler vermeye çalışacağım. Beyanname düzenleme programında veya başka bir hazır programda hazırlanan beyanname dosyası XML formatında kaydedilecek. Beyanname düzenleme programında veya herhangi bir programda sıkıştırılması gerekiyor. Çünkü 15 megabite kadar bizim alanımız var. Ve GİP.gov.tr adresini e-işlemler altında e-beyanname bölümünden kullanıcı kodu, parola ve şifre ile bu bağlantı kurulacak. Bu şifre ve parolayla sisteme girildikten sonra paket gönder menüsünde sisteme gönderilecek. Sisteme gönderilecek paketin büyüklüğü dediğim gibi 15 megabit olmalıdır en fazla ve gönder butonuna basılarak sisteme gönderilecek. Bu paket gönderin ardından burada bir kontrol aşamamız var. Daha sonra kontrol aşamasının ardından sonuçları inceleme aşamamız var. Bu şekilde beyannamenin sisteme gönderilmesi sağlandıktan sonra beyanname onaylanabilir hale geldiğinde vergi ilişkin PDF dosyası ve SGK bildirimlerine ilişkin prim ve hizmet belgeleri oluşacak. 10 ay öncesinde SGK tahakkuklarını bu işarete tıklayarak inceleyebileceksiniz. Yine bu tahakkukların görüntülemesini yapılabilecek. Bu tek onay ile gönderilebilecek. Sisteme gönderilip onaylanmasından sonra burada özellikle bir durum daha var. Vergi tahakkuku bir tane çıkıyor. Ama SGK mevzuatına göre
belge numarası, kanun numarası gibi kriterlere bağlı olarak çok sayıda tahakkuk oluşabiliyor. Bunları da görüntüleyebileceksiniz. Şimdi kanunun süresinden sonra beyannamenin kabulü, kanun süresinden sonra verilecek muhtasar prim hizmet beyannamesi de dediğim gibi bu beyanname kağıt ortamında alınmayacak. Ana felsefemiz bu. Bu kanun süresinden sonra verilecek olan beyannameler de yine elektronik ortamda verilecek. Yalnız elektronik ortamda verilirken bizde düzeltme beyannamesi verilmesi halinde zaten daha önceki vermiş olduğunuz beyannamelerin kapsayıcı şekilde verilmesi gerekiyor. Matrahı arttırdıysanız zaten ona istinaden bir tahakkuk biz oluşturuyoruz anında. Eğer işte matrahı azaltıcı bir şekilde bir beyanname verdiyseniz de sıfır tahakkuk şeklinde oluşuyor. İncelenmesi gerekiyor ama sıfır tahakkuku biz veriyoruz. Ama SGK tarafında bu kanun süresinden sonra beyanname verildiği durumda bunların bir SGK mevzuatının 103. maddesine göre incelendikten sonra tahakkukların sunulması gerekiyor. O yüzden bu tahakkuk ve hizmet fişinin onayı esnasında bu tahakkukları SGK tarafı açısından söylüyorum. Bu tahakkuklar hemen gözükmeyecek. Daha sonra gözükecek. Bu incelemeler bittikten sonra gözükecek. Bizim açımızdan yani muhtasar beyanname tarafı açısından bu tahakkukların oluşması açısından bir sıkıntı yok. Bir de şöyle bir özellikle SGK tarafının bu konuda bizim de bir yenileşme, bir değişiklik yapmamız gerekti. Bildiğiniz üzere Mart ayına ilişkin bir beyannameyi verebilmemiz için 1 Nisan'ı bizim görmemiz gerekiyor vergi mevzuatı açısından. Ya da işte Haziran ayına ilişkin beyannameyi vermemiz açısından Temmuz'un 1'ini görmemiz gerekiyor. Ama SGK tarafında özellikle özel inşaat işleri olsun, ihale işleri olsun bunlarda ilişik kesme belgesi yani o çalışanların bir şekilde o işten ayrılmalarının ardından ilişik kesme belgesi almaları gerektiği için biz muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin vergilendirme dönemi başlamadan yani beyanname verme dönemi başlamadan da alınabilmesine imkan sağlamak durumunda kaldık. Bununla ilgili bir örneğimiz var. Diyelim 5.9.2020'de ihale konusu iş bitti. Biz de Ağustos'un Eylül'ün 10'unda bu ihale konusu işte çalışan işçilerin ilişki kesme belgesini almak istiyoruz. Bununla ilgili Ağustos dönemi, Eylül ayındayız. Ağustos döneminin bir verilecek bildirimleri var. SGK tarafının bildirimleri var. Bir de bu 5 günlük kısmın işçilerin primleri var. Bunların bildirilmesi gerekiyor. Bunun için biz muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bu kıs dönemi ilişkin ve Ağustos dönemine ilişkin beyannamenin verilebilmesini sağlıyoruz. Yani 10.09.2020 döneminde mükellef SGK bildirimlerini vermek isterse sadece prim ve hizmet kısmını içerecek muhtasar prim hizmet beyannamesini verebilecek. 26'sı geldi yani beyanname döneminin son günü geldi. Bu Ağustos dönemine ilişkin bildirmediği işte muhtasar tarafı ya da bildirmediği başka işlerde çalıştırdığı ücretliler varsa bunları da düzeltme beyannamesi vererek yine verebilecek. Ekim dönemine geldik. Dediğim gibi burada Ağustos döneminin bu kıs dönemini vermiştik. Ağustos döneminin bu 5 günlük çalıştırdığı kısımlarla ilgili primleri verebilmiştik. Yine Ekim döneminde de bu Eylül ayına ilişkin vermediklerini yine düzeltme beyannamesi vererek verebilecek. Yani böyle bir imkanı gerçekleştirdik. Bunun sebebi de dediğim gibi SGK mevzuatına göre ay içerisinde iş bittiyse ilişki kesme belgesi alabilmesi için beyannamenin verilmesi gerekiyor. Bütün beyannamelerinin verilmesi gerekiyor. Bu yüzden ay içinde de dönem bitmeden ay içinde de bu muhtasar prim hizmet beyannamesinin verilmesine imkan sağladık. Düzeltme beyannameleri. Şimdi düzeltme beyannamelerinde SGK tarafı açısından
Ben SGK mevzuatını çok bilmediğimden ama en sonunda biz de yavaş yavaş vakıf olmaya başladık. Asıl ek iptal denilen bir olay var. Düzeltme beyannamelerinde de özellikle SGK tarafı ile ilgili bu konudan bahsedeceğim. Eğer iptal edilmek, değiştirilmek ya da eklenmek istenen sigortalı çalışanlarla ilişkin bilgiler varsa bununla ilgili bu beyannamede düzeltilmek istenen satır iptal edilip eğer ilk defa bu kanun maddesiyle ilgili bir tahakkuk oluşturuluyorsa eğer mevcut olan tahakkukta herhangi bir değişiklik yapılıyorsa yine iptal yazıp altına ek olarak beyan edebilecek. Burada bir kolaylık sağladık özellikle mükelleflerimize. Burada bir kutucuğumuz var. Düzeltme beyannamesi verirken ekranda da göreceğiniz üzere bir kutucuğumuz var. Bu kutucukta bu döneme ilişkin önceki beyannamemde, beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin aşağıda tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan edinim kutucuğunu tıklamanız halinde beyannamenin diğer bölümlerine herhangi bir şekilde dokunmanıza gerek yok. Sadece ve sadece düzeltmek istediğiniz yeri düzelteceksiniz. Ondan sonra gönderebileceksiniz. Yani tekrar baştan sıfırdan bir beyanname düzenlemenize gerek yok. Sadece dediğim gibi mevcut bir tahakkuku içeriğini düzeltmek istiyorsanız iptal yazıp altına bir satır açıp ek yazıp düzeltebilirsiniz. Ya da onu tamamıyla kaldırmak istiyorsanız o tahakkuk tamamıyla kaldırmak istiyorsanız yine iptal yazıp altına bir satır asıl yazıp girilmesi gereken bilgileri girip verebileceksiniz. Bu arada şunu unutmayın, düzeltme beyannameleri istediğiniz kadar dönem bitene kadar beyanname verme dönemi bitene kadar verebileceksiniz ve düzeltme beyannamelerinden damga vergisi alınmayacak. Burada bahsettiğim hususlara değiniyor. Yani mevcut satır iptal ile iptal dedi olması gereken satır ek ile yeni satır olarak yazılır. Bir sigortalı mevcut tahakkuklardan çıkartılarak yeni oluşacak bir tahakkuka aktarılacaksa mevcut satır iptal ile iptal edilir. Olması gereken satır asıl ile yeni satır olarak yazılır. Burada dediğim gibi bu kutucuğa tıklamanız halinde, tık atmanız halinde beyannamenin diğer bölümlerini düzeltmemeniz gereken yerler varsa zaten sadece düzelteceğiniz yerleri düzeltip beyannameyi gönderebileceksiniz. Tahakkukların ödenmesi açısından bizim mevzuatımız açısından herhangi bir değişiklik yok. SGK mevzuatı açısından bir değişiklik yok. Yani ödemelerinizi bizim anlaşmalı olduğumuz bankalara ödeyeceksiniz. SGK ya ilişkin oluşan tahakkuklardan ödenmesi gereken primler de yine SGK tarafındaki anlaşmalı olduğu bankalara ödeyebileceksiniz. Ödeme kanallarında bir değişiklik yok ve burada özellikle bir durum var. Beyanname bizim tarafımıza veriliyor ve bu beyannameye ilişkin damga vergisini Gelir Dersi Başkanlığı'na yani bizim tarafa ödemeniz lazım. Ve burada bir avantaj daha var. Bildiğiniz üzere belge numarası, kanun numarası gibi SGK mevzuatından dolayı pek çok tahakkuk oluşmaktaydı. Ve bu tahakkuklar üzerinden de damga vergileri alınmaktaydı. Bu damga vergiler artık yok. Tek bir damga vergisi var bu beyannamenin. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi tek bir damga vergisi var. Başka damga vergisi ödemeyeceksiniz. Elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi. Bu beyannameyi biz 18.02.2017 tarihinde Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi genel tebliğini yayınladık. Bu yayınladığımız tebliğin ekinde meslek mensuplarının aracılık ve sorumluluk sözleşmelerini değiştirdik. Bazı 5510 kapsamında ifadelerin yer alması gerekiyordu. Bu sorumluluk sözleşmelerini değiştirdik ve bu genel tebliğ ekinde bu sözleşmelerin örneklerine de yer verdik.
Burada artık muhtasar beyanname başlı başına yok. Bununla birlikte prim tarafı da var. Ve bu prim tarafıyla ilgili de çeşitli sorumluluklar yükleniyor. Bu sorumlulukların yer aldığı sözleşmenin de eğer daha önceden mükellef ya da işverenle bir sözleşmeniz varsa, yani 18.02.2017 tarihinden önce bir sözleşmeniz varsa bunların yenilenmesi gerekiyor. Yani kağıt ortamında imzalanıp bize de internet vergi dairesi aracılığıyla bildirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu beyannamelerin gönderilmesine bu konuda gerekli sözleşmeler yapılmazsa engel teşkil edecektir. Yani bunu özellikle istirham ediyorum. Eğer sözleşmelerinizi yenilemediyseniz yenileyin ve bunu internet vergi dairesi aracılığıyla gelir dairesi başkanlığına iletin. Bu önemli bir mevzu. Çünkü daha önceki sözleşmelerde 5510 sayılı kanunla ilgili hükümler yer almamakta. Yeni sözleşmelerde 5510 sayılı kanunla ilgili hükümler yer almakta ve bunların internet vergi dairesi aracılığıyla bize iletilmesi gerekiyor. Şimdi yeni bir beyanname daha ihdas etmemiz gerekti. Bu beyanname özelinde ücret gizliliği ile alakalı. Yani bizim Gelir Dairesi Başkanlığı olarak daha önceki pilot illerde uygulamalarımız oldu. Yani bu aşamaya gelinceye kadar pek çok özel sektörle, paydaşlarımızla görüşmeler yapıldı. Üst düzey görüşmeler yapıldı. Özellikle özel sektörde ücret gizliliğinin önem arz ettiği iletildi. Bu ücret gizliliği nedeniyle 13B kodlu muhtasar hizmet beyannamesi düzenlendi ve bununla ilgili de bu senenin başında biz sirkülerimizi yayınladık. Bu sirküler ekinde bir form var. Bu formla birlikte eğer beyannamenizi kendisi gönderebilecek bir mükellefse, burada özellikle durum şu, 340 Sıranoğlu Vergi Usul Kanunu genel tebliğinde beyannamesini kendisini gönderebilecek mükellefler belli edilmiş. Bunlar haricinde bu beyannamenin göndermek için şifreyi başka diğer mükellefler alamayacak. Sadece beyannameyi kendisi gönderebilen, hali hazırda şifresi olan mükellefler. Ücret gizliliği açısından bu beyanname ile ilgili şifreyi vergi dairesine gidip alabilecekler. Diğer mükelleflerin yani aracılık sorumluluk sözleşmesi olan bir şekilde meslek mensubu aracılığıyla beyannamelerini gönderen mükellefler bu ücret gizliliğine dair 13B kodlu muhtasar prim hizmet beyannamesi şifresi alamayacaklar. Bunun için vergi dairesine gidildiği zaman bu mükellefin kendisinin beyanname göndermeye yetkili olup olmadığını vergi dairesinin bir şekilde tespit edip ondan sonra bu şifreyi ve parolayı vermesi lazım. Ayrıca 00095 koduyla bir yeni vergi kodu da ihtas edildi. Bu 13B kodlu muhtasar hizmet beyannamesiyle. Bu imkan getirildi. Sadece ve sadece ücret gizliliğini sağlamaya yönelik. Özellikle burada özellikli durumlar şunlar. Bu şifreyi sadece bu şifre verdiğimiz kişi kullanabilecek. Şifre verdiklerimiz kullanabilecek. Başkası bu şifreyi kullanamayacak. Başkası bu şifreyle verilen beyannameyi görüntüleyemeyecek, göremeyecek. Ama 13A beyannamesi yani diğer kesintilerin yer aldığı ve diğer bildirimlerin yer aldığı tarafı o şifreye sahip olanı zaten görebilecek. Ama bu ücretle ilgili kısımları başka kimse göremeyecek. Özellikle bu ücret gizliliği önemli olduğu için buna sıkı tedbirler alınmış durumda. Ve bu beyannameyi kendisi gönderebilecek mükelleflerimiz, işverenlerimizin şubeleri varsa, bu şubelerde de çalışanlar varsa, bu şubelerin de ücret gizliliği açısından şubeler de bu muhtasar hizmet birim beyannamesi 13B kodlu beyannameye ilişkin şifreyi alabilecek. Dediğim gibi her şifre sadece alındığı merkezde şube için kullanılabilecek. Merkezin şifresiyle başka şubelerin beyannamesi verilemeyecek.
Burada tablomuzda da gönderilebilecek beyannameler, 1003B kodlu muhtasar prim hizmet beyannamesi dışında kalan gelir, kurumlar, KDV, damga gibi tüm beyannameler diğer şifreyle gönderilebilecek. Ama bu şifreyle, yani 1003B beyannamesinin verilmesiyle ilgili şifreyle sadece bu, yani ücret ve bu ücretlere ilişkin SGK bildirimleri gönderilebilecek. Başka bir şey gönderilemeyecek. Mükellefiyetli şubeler için ayrı şifre alınabileceğini yazıyoruz yine. Yetki alanı açısından dediğim gibi 1003A kodluğuyla ilgili merkezi diğer şubelerin işte kesinti tarafları doldurulabilecek. Ama 1003B ile sadece merkezi şubelerin ücrete ilişkin kısımlar doldurulabilecek. Bir de görüntüleme yetkisi, az önce dediğim gibi bunu sadece bu şifreyi alan kişi görüntüleyebilecek. Diğer taraf göremeyecek bunu kesinlikle. Yine 1003B kodlu beyannamede yer alan görüntüler, yani buraya 0011, bizim işte 011'den 020'ye kadar olan bölüm zaten ücretlere ilişkindir. Asgari ücretler, diğer ücretliler diye gider. Sadece bu bölümler ve bu bölümlere ilişkin, bu çalışanlara ilişkin SGK bildirimleri bu beyannamede yer alacak. Diğer türlü, diğer kesintiler falan 1003A kodlu beyannamede yer alacak. 1003B kodlu beyannamemizde yer alan bölümler bu şekilde. Sadece şeyler var, yani bu ücrete ilişkin bölümler var. Bu beyannamenin ekleri de görüldüğü üzere bunlardan oluşuyor. Sunumumuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun. Öncelikle kurum ve şahsım adına hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. İnşallah seminerimiz faydalı olacaktır. Biraz önce üstadların da söylediği gibi zor bir süreç geçiriyoruz ve inşallah beraberce bu zor süreci de atlatacağız sizlerle birlikte. Çünkü en büyük paydaşımız sizlersiniz bu konuda. Başkanımızın da biraz önce belirttiği üzere esasen çok bir şey değişmedi vermiş olduğumuz yapılarda. Beyanname olduğu gibi duruyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da sadece bir arayüz değişikliği olarak değerlendirebilirsiniz bunu. Mevcut yapı yalnız şöyle bir değişikliğe uğradı. E-Bildirge sistemi bildiğiniz gibi interaktif bir yapıydı. Bu nedenle de hata almaya çok az yön veriyordu. Sorguluyordunuz sigortalıyı, sorguladıktan sonra gerek spek hatalarında, gerek gün hatalarında, gerek eksik gün hatalarında size anında hata dönüşü yapabildiği için düzeltmelerinizi yapıp ona yaşamasına rahatlıkla gelebiliyordunuz. Fakat şu anda bu belgelerinizi muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden manuel giriyorsunuz. Girişlerde herhangi bir kontrol aşaması yok ve bu sizin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu belgeleri kontrol edilmek amacıyla göndermenizle birlikte kontrollerden geçiyor. Aslına bakarsanız kontroller aynı kontroller. Ad soyad kontrolleri, spek kontrolleri, teşvik kontrolleri aynı kontroller. Yalnız bu bir süreç alıyor. Sürecin sonucunda yapacağınız belki işlemler birazcık uzuyor ama bunlar da gün geçtikçe iyileştirilecektir. Girişlerle ilgili bölümü sizlere kısaca izah etmek gerekirse, burada bir takım bize gelen geri dönüşlere istinaden belli hataların çok fazla yapıldığını görüyoruz. Bunların üzerinde birazcık duralım. Soru cevap kısmında çok fazla sizlere vakit ayırmak adına sunumumuzu uzatmak istemiyoruz açıkçası. Belgenin mahiyeti, biraz önce başkanım dediği gibi asıl ek ve iptal belgeler, belge türü, düzenlenme esas kanun türü, seçtiğiniz teşvik türüdür bu. Bundan sonra sizden iş yeri sicil numaranıza ilişkin bilgiler isteyecek sistem. Şöyle yapalım. İş yeri sicil numaranıza ilişkin bilgiler isteyecektir. Daha önce biliyorsunuz e-bildirge sisteminde siz
şifrenizle girdiğiniz andan itibaren sicil numaranıza ilişkin bir bilgi girmenize gerek yoktu. Burada her sigortalının yanına çalışmış olduğu iş yerinin sicil numarasını girmeniz gerekecek. Ve burada bizim karşılaştığımız en büyük hata iş yeri sicil numarasındaki rakamların hatalı yazılması. Şimdi özellikle yeni şube ve eski şubelerde bir takım illerde bu yeni şube eski şube kullanılıyor. Var İstanbul, Ankara gibi, Hatay gibi. Bursa'da olmamakla birlikte yine de sehven 0101 yerine Bursa için konuşuyorum 0102 seçilebiliyor. İş yeri sicil numarasında herhangi bir hatalı oluş rakam girimi ortaya çıkıyor. Yine alt işveren numarasında 000'dır ana işveren numarası biliyorsunuz. Burada sehven alt işveren numarası girilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Siz bu numaralardan herhangi birini hatalı girdiğiniz anda size geri dönecek hata mesajı iş yeri bulunamadı hata mesajı olacaktır. Bu hata mesajını gördüğümüzde dikkat edeceğimiz en önemli konu iş yeri numarasını doğru girip girmediğimiz olacaktır. Yine SSK sicil numarası ve TC kimlik numarasını istiyoruz burada sizden. Bu iki alanı aynı anda doldurmanıza gerek yok. İkisinden birini girmeniz yeterlidir. Asıl olan TC kimlik numarasıdır. Ama siz sigorta sicil numarasında girecek olsanız biz TC kimlik numarasını bulup hata almadan belgenizi onaylamanızı sağlıyoruz. İki alandan birisi zorunludur sadece. Ad soyad bilgisi. Yine burası şu an için muhtasar verilen illerde ve verilen kayıtların arasında yaklaşık alınan hata mesajlarının %40'ına, %50'sine neredeyse tekamül ediyor. Çok büyük hata alıyoruz buradan. Şöyle ki, sizler ad soyad bilgisini yine önceki e-bildirge sistemiyle kıyasladığımız zaman hiçbir şekilde girmiyordunuz. TC kimlik numarasıyla sorgulama yaptığınız anda karşınıza sizin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun veri tabanındaki ad soyad bilgisi geliyordu. Ha, ne yapıyordunuz burada? Eğer evlenme ve boşanma ya da soyadı değişikliği gibi bir durum söz konusuysa ya da eski kayıtlarda olabilecek ad soyad hataları söz konusu ise biliyorsunuz biz e-bildirge kullanıcılarımıza yalnızca onlara bizim kendi personelimize dahi bu direkt Mernis'ten kayıt güncelleme kapalıdır. E-bildirge kullanıcılarımıza kendi sigortalılarının yalnızca kendi sigortalılarının işe giriş çıkışları verdiğiniz ekranlarınız var. Orada altta soyadı güncelleme diye bir bölüm vardır. Oradan ad ve soyadını Mernis kayıtlarından güncellenmesine müsaade ediyoruz. Böyle bir durumda ne yapıyordunuz? Gidip oradan Mernis'teki kayıtlarla Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanındaki kayıtları eşitliyordunuz. Bu sistem hala açık. Eğer siz muhakkak kişinin kimlik bilgilerinden ad soyad bilgisini yazarak bize gönderiyorsunuz. Manuel olarak giriyorsunuz. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu'nun veri tabanında ilgili kişinin eski soyadı evlenmeden ya da boşanmadan önceki soyadı kalmış ise ve soyadına ilişkin bir hata alıyor iseniz yapacağımız işlem ya veri tabanındaki ad soyadı muhtasar ve prim hizmet beyannamesine kaydederek göndereceksiniz veya biraz önce bahsettiğim e-bildirge şifresiyle biraz önce bahsettiğim alana girip işe giriş ve çıkış ekranlarına oradan ilgili menüden kişinin ad ve soyad bilgisini Mernis'ten güncellemeniz gerekmektedir. İkinci bu husus soyadının dışında harflerle ilgili yapılan hatalar. Harf hatalarını sistem hatalı ad ve soyad olarak kabul etmektedir. Buradaki harf hatalarından kastımız i, ı, ş, s gibi sesli harf hataları değildir. Biz bunları görmezden geliyoruz sistemsel olarak. Ş yerine s yazmanızda, i yerine ı yazmanızda herhangi bir hata mesajı dönüşü olmaz. Ama harflerde herhangi bir hata, bir tek harfte dahi hata olması halinde TC kimlik numarasına bağlı ad soyadda size yine ad soyad bilgisi olarak hata mesajı dönecektir. Burası çok önemli olduğu için biraz uzun tutmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın çünkü dediğim gibi en büyük hatalar bu ad soyattan geliyor bize. Daha sonraki bölümler prim ödeme günü, prim ödeme hak edilen ücretleri, prim ikramiye, istihaklar, işe giriş, işten ayrılış bunların nedenleri tek tek saymaya gerek yok. Bu alanların hepsi belli e-bildirgede de kullandığınız alanlar. Şunu unutmuyoruz. Yine bu bize sistem hatası olarak dönen hususlardan bir tanesi. Bir sigortalının işe girişini veya işten çıkış tarihini aynı e-bildirgede olduğu gibi muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde de işe giriş ve işten çıkış tarihi bölümüne yazdıysanız
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sisteminde o belirttiğiniz ve yazdığınız işe giriş tarihi ya da işten ayrılış tarihli bildirge olmak zorunda. 12.2.2020 tarihinde bu kişi işten çıktı diye oraya yazmışsanız ve siz bu kişinin işten ayrılış bildirimini Sosyal Güvenlik Kurumu'na o tarihli yapmamış iseniz size işe giriş ya da işten çıkış tarihi hatası dönecektir sistem ve bu hatayı gidermeden o kişinin işten ayrılışını ya da işe girişini kuruma bildirmeden o kişi adına bildirim yapamayacaksınız. Bu da yine bize sıkça gelen hata mesajlarından bir tanesi. Diğer eksik günlere ilişkin kontrollerin ne şekilde yapılacağını biliyoruz. 31 günleri 31'e tamamlayacağımızı, 30'ları 30'a, bu ay 29 çekiyor, 29'a eksik günle birlikte tamamlayacağımızı unutmuyoruz. Bu da yine bize hata olarak dönüyor. Meslek kodları da yine üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Şu anda meslek kodları İşkur'un mevzuat alanındaki bir husustur. İşkur tarafından belirlenen 9000'e yakın meslek kodumuz var. Asıl olan burada sizin muhtasar ve prim hizmet beyannamesine meslek kodunu girerken 6 karakter, 4 karakter, nokta artı 2 karakter şeklinde bu formatta girmenizdir esas. Bu formatın dışındaki girilen meslek kodlarında sistem size hata mesajı verecektir. İkinci olarak eğer siz sigortalınızın meslek kodu olarak hali hazırda İşkur tarafından yayınlanmakta olan meslek kodu listesinin haricinde bir meslek kodu girer iseniz, yani karşılığı olmayan bir meslek kodu girer iseniz yine meslek kodu yönüyle hata mesajı alacaksınız. Meslek kodu yönüyle idari para cezamız ortaya çıktı. Biraz sonra Bertan Bey size izah edecek detaylarını. Ben detaylarına girmeyeyim ama asıl olan o kişinin ay içindeki çalışmasına esas meslek kodudur. İşe girişte hangi meslek kodunu seçtiğiniz önemli değildir. Eğer işe girişten sonra kişinin meslek kodunda bir değişiklik olduğu ise o ay içinde fiilen hangi işi yapıyorsa o meslek kodunu bildiriyoruz. Yine istirahat süresinde çalışıp çalışmadığını bildiriyoruz. Hizmet ayını ve hizmet yılı. Bu da yeni bir kavram. Bunu biraz sonra tahakkuk nedenlerini anlatırken içinde değineceğiz. Ve en önemli sizin için, işverenlerimiz için eklenen husus tahakkuk nedenlerimiz. Şimdi gördüğünüz üzere şöyle 21 tanecik bir tahakkuk nedeni eklenildi. E-bildirge sistemine ve dolayısıyla bununla birlikte muhtasar ve prim hizmet beyannamesi sistemine. Eğer muhtasara geçilmemiş olsaydı da, yani şeyi suçlamayın asla, muhtasar geldi böyle 21 tane tahakkuk nedenini önümüze koydular diye. Eğer muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçilmeseydi bile bu tahakkuk nedenleri versiyon 2 ile birlikte açılacaktı. Şimdi bunların üzerine biraz değinelim. Aslında şey değil, böyle sayı olarak çok gibi görünüyor ama içine girdiğimiz zaman bunları biz 3 aşamada, 3 ana başlıkta toplayabiliyoruz. Birincisi normal kullandığımız A, B, D ve E tahakkuk nedenleri. Sarı ile işaretli gördüğünüz alanlar F'den P'ye kadar toplu iş sözleşmeleri, işe iadeler dediğimiz sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinin 102. maddesinde biliyorsunuz sayıyor orada tek tek. Onların her birinin başlığı bunlar. Mavi ile işaretlediğim bölümler ise resen tahakkuk nedenleri. Daha önce bunları sizler vermiyordunuz. Kağıt ortamında düzenliyordunuz ya da işverenler sigortalıların mahkeme kararlarına istinaden hiç gelip gitmiyorlardı. Bizim kurumda ünitedeki arkadaşlarımız bunları manuel ortamda düzenliyorlar idi. Tahakkuklar size bilgi olarak geliyordu. Size ya da işverenlerinize şu kadar borcum var ya da şu kadar idari para cezası çıktı bu konuda diye geliyordu. Artık bunların girişleri de İşverenler ya da meslek mensupları tarafından yapılacak. Çünkü biliyorsunuz artık kağıt ortamında biraz önce başkanımın da söz ettiği gibi hiçbir şekilde belge kabulünü izin vermeyeceğiz. A tahakkuk nedenimiz yasa süresi içinde verilme. Şu an mevcutta kullandığınız bizim versiyon 1 e-bildirge versiyon 1 sistemi üzerinden de verdiğiniz belgeleri içeriyor bu. Şu an için nedir? Ocak ayı belgesidir. Ocak ayı belgesini gönderirken yasa süresi henüz bitmemişse A tahakkuk nedenini seçerek belgelerinizi gönderebileceksiniz. B tahakkuk nedeni yasal süresi dışındaki verdiğiniz belge türleri. Bunlar yalnız yasal süresi dışında verilmesinin herhangi bir mevzuatsal dayanağı olmayanlar.
Toplu iş sözleşmeleri ya da re'senler, mahkeme kararları, denetim raporları, eksik gün bildirimleri, bunlar bu bildirimin dışındadır. Bu nedir? Sizlerin ya da meslek mensuplarının ya da işverenlerin herhangi bir şekilde sigortalısının bildirimini unuttuğu, bilerek bilmeyerek, öyle söyleyeyim. Daha sonra bu kişiler adına yapılmak istenen bildirimlerin gönderilmesi sırasında seçilecek belge türüdür. D belge türünü halihazırda kullanıyorsunuz. Geçici 17. madde kapsamındaki geriye dönük teşviklerde belge türü ve kanun türü değişiklikleridir. Kanun türü değişiklikleri halihazırda kullanmaktasınız. Teşvikler değişikliklerinde bu tahakkuk nedenini yine kullanacaksınız. Versiyon 2'den şu anda veriyorsunuz. Versiyon 2'den verdiğiniz bildirimi muhtasar üzerinde göndereceksiniz. Çok bir şey değişmeyecek. Düzeltmeyle ilgili hususları Sayın Başkanım anlattılar. Emekli bir personeli yanlışlıkla bir nolu belgeden bildirdiniz ve bunu değiştirmeniz iki nolu belge türünü almanız gerekiyor. Bu da yine aynı şekilde bu kişi için iptal, ekler, B tahakkuk türünden vesaire düzenlemenize gerek yok. D tahakkuk türünden bu kişinin bir belge türünü iki belge türüne dönüştürmek üzere belge hazırlayabilirsiniz. Şimdi D tahakkuk türünde ve B tahakkuk türünde şöyle bir nüans var. Şu anda da kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu tahakkuk türleri siz girdikten sonra, sisteme kaydettikten sonra sosyal güvenlik merkezlerimizin onayına düşer. Sosyal güvenlik merkezlerimiz bu belgeleri onaylamadığı sürece sizin tahakkuklarınız oluşmayacaktır. O yüzden B belge türünde bir bildirim yaptığınız zaman eğer bu belge türünün de yaptığınız bildirime ilişkin ispatlayıcı bir belgeniz varsa bununla ilgili sosyal güvenlik merkezimize bunu ibraz etmenizde fayda olacaktır. İşlemlerin hızlanması yine onay aşamasının hızlanması açısından yoksa ki bunlar kontrol ediliyor. Eğer bu bildirime ilişkin bir belge istenecekse sizlerden yazılı olarak isteniyor bunlar. Bu belgelerin ibrazı ve belgenin gerekirse denetime gönderiliyor, gerekirse incelemeye gönderiliyor bunlar. Ondan sonra onaylanıp tahakkuklarınız oluşabiliyor. Bunu zaten biliyoruz. E-tahakkuk nedenimiz yeni bir tahakkuk nedenimiz. Hiç karşılaşmadığımız. Biliyorsunuz 30 günden az süreli bildirimlerde eksik bir nedeni bildirdiğiniz zaman daha önce kurumumuza bunlarla ilgili kanıtlayıcı belgeler ibraz ediyordunuz. Bu daha önce kaldırıldı. Artık bu belgeleri ibraz etmiyorsunuz. Bunların bildirimlerini bize yapmak zorunda değilsiniz. Sadece eksik günü bildirmeniz yeterli. Ama bunlara ilişkin belgeleri ve kanıtlayıcı hususları her zaman saklamak durumundasınız. Bir denetim elemanı sizden bunları istediğinde ibraz etmek üzere. Böyle bir durum ortaya çıktı. Eksik günleri hatalı bildirdiğiniz, aslında eksik bir günün olmadığı denetim elemanlarınca tespit edildi. Sizden bu belgeler istenecek sosyal güvenlik merkezlerimizde. İstenirken sizin için e-tahakkuk nedeni tanımlanacak. Şöyle söyleyeyim, E'den sona kadarki tüm tahakkuk nedenlerini verebilmeniz için bunlarla ilgili sosyal güvenlik merkezimizin size bu tahakkuk nedenlerini harf harf tanımlaması gerekiyor. Yoksa ki bu belgelerden bildirim yapamazsınız. Bu hatalı bildirimlerin önüne geçmek için ve sizin yersiz ya da daha yüksek cezalarla, idari para cezalarıyla karşılaşıp bunlara itirazdır, komisyon kararlarıdır, iptalidir muhakkak sonunda düzelir ama baştan bu hataları engellemek adına tek tek tanımlama yapmanız gerekecek. E'den sonraki tüm tahakkuk nedenleri için. Sizden eksik gün nedenini isterken ünitemiz E tahakkuk nedeni adına bildirim tanımlama yapacak. Sizin buradan belirtilen sigortalının geri kalan günlerini bildirmenizi isteyecek. Size yapılan 7201 sayılı kanunun kapsamındaki tebligata istinaden, tebligat elinize ulaştıktan sonra bir aylık süre içerisinde bu bildirimi yapar iseniz, belgeniz onaylanacak ve asgari ücretin 1/8 tutarında idari para cezası uygulanacak. Ama siz bunu bir aylık sürenin dışında girerseniz ya da sizin girmemenize rağmen re'sen kurumumuz belgeleri düzenlerse sigortalıların için asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacak. Her bir sigortalı başına. F'den P'ye kadar olan bölüm toplu iş sözleşmeleri. Hepimiz biliyoruz bunları. Şu anda tanımlama yapılıp versiyon 1 üzerinden alanlar, dönemler açılıyordu. Burada bunun birçoğu kamu kurumlarını ilgilendiriyor. Onu da söyleyeyim size. Hani sizleri burada daha çok karşınıza çıkacaklar. İşe iade davaları ya da normal toplu iş sözleşmeleridir. Bunların bildirimi için toplu iş sözleşmesiyle şu an nasıl ünitelere müracaat edip dönemlerin açılmasını sağlıyor isek, bunda da aynı şekilde toplu iş sözleşmesi ünitemize ibraz edilecek. Sizin adınıza
farz-ı mihal F tahakkuk türü, toplu iş sözleşmesinin en çok kullanılanı o olacak çünkü. O tanımlanacak ve belgenizi buradan göndereceksiniz. Şimdi burada kritik bir nokta var. Biliyorsunuz toplu iş sözleşmeleri imza tarihini takip eden dönemin 26'sına kadar, yeni muhtasarla birlikte 26'sına kadar verilmek durumunda. Eğer toplu iş sözleşmesine ilişkin bildiriminizi bu belirtilen süre içerisinde, yani yasal süresi içerisinde yapar iseniz, bir daha herhangi bir şekilde üniteyle irtibata geçmek sizin tahakkukunuzu, hizmetinizi hepsini onaylayacağız. Otomatik olarak aynı A tahakkuk nedeninde olduğu gibi, yasal süresinde verilmiş belgelerde olduğu gibi onaylayacağız. Doğrudan gidip bankaya bunlarla ilgili ödemelerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Oldu ki bunları yasal süresi içinde veremediniz. Geçirdiğiniz gününü. Bundan sonra yine bu aynı tahakkuk türü size hep açık kalacak ilgili dönemler için. Yine buradan belgelerinizi düzenleyeceksiniz. Ama bu sefer yasal süresi geçirildiği için bunlar onay için ünitelerimizin önüne düşecek ve bunlar gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bunu yine onaylayacaklar. Onay sonrasında yine tahakkuklarınızı ödeyebileceksiniz. R'den V'ye kadar olan tahakkuk türleri de daha önce bahsetmiştik. Mahkeme kararları, denetim elemanları, diğer kamu kurumlarının denetim elemanları ya da onlardan alınan yazılara istinaden verilecek belge türlerinde kullanacağımız tahakkuk nedenleridir. Bir sigortalı bir dava açtı. Bununla ilgili siz de müracaat edebiliyorsunuz, biliyorsunuz. Sigortalı da mahkeme kararı ile birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat edebiliyor. Sigortalının müracaat ettiği durumlarda örnek verecek olursak, ünitemiz yine sizden bu kişinin belgeleriyle ilgili bildiriminizi yapmanızı isteyecek ve yaparken R tahakkuk nedeni sizin adınıza açacak. Sigortalının bildiklerine girerek de o sigortalının dışında başka bir sigortalı, tanımlanmış sigortalıların ya da dışında başka bir sigortalı için bu belge türünden giriş yapamayacaksınız. Hatayı minimuma indirmeye çalışıyoruz burada ki daha sonra ne sizler sıkıntı yaşayın ne kurumsal olarak biz ya da sigortalılar herhangi bir sıkıntı yaşasınlar. V tahakkuğu sadece prim esas kazancının eksik bildirildiği durumlarda ortaya çıkacak bir tahakkuk nedenidir. Bunun detaylarını biraz sonra yine sosyal güvenlik uzmanımız Bertan Bey sizlere izah edecektir idari para cezası yönüyle. Orada detaylarını daha net bir şekilde anlatacaklardır. Şimdi sunumun ileri kısmında yer alacak olursanız bunların detayları var. Anlattığım hususlar yine. Şimdi benim size özellikle bana gelen sıkıntılardan dolayı şöyle başlıklar halinde birkaç konuyu hatırlatmak istiyorum. Belki sorulacak soruların içinde vardır bu hususlar, bir cevap olur ya da belki unutuldu, sizin için bir soru fırsatı ortaya çıkaracak. Dönemler. Şimdi sizler 2020 Ocak ayı itibariyle muhtasar prim hizmet beyannamesine geçtiniz pilot il olarak. 2019-12 ve öncesine ilişkin tüm işlemlerinizi e-bildirge versiyon 2 sistemi üzerinden yürüteceksiniz. Bunda bir değişikliğimiz yok. Ne oldu? 2019 5. ayda herhangi bir sigortalınızın bildirimini yapmayı unuttunuz. Unuttunuz. Ne kullanıyorduk biz bunun için? B tahakkuk nedeni kullanıyordunuz. Hali hazırda açık. Bunu kullanıyoruz da. Neredeyse 1,5 seneye yaklaştı bu B tahakkuk nedeninin açılması. Ve e-bildirge versiyon 2'den bunu yapacaksınız. 2020 Ocak ve sonrasına ilişkin geriye dönük bildirimleri ise yine muhtasardan yapacaksınız. 2020'nin Aralık ayında, 2020'nin Mayıs ayına ilişkin unuttuğunuz bir belgeyi B tahakkuk türünden vermek istediğinizde artık burada muhtasarı kullanacaksınız. Toplu iş sözleşmelerinde ise, bu husus hizmet dönemine bakılarak karar verilecek. Kişinin tahakkuk dönemi 2020'nin Kasım ayı olabilir toplu iş sözleşmesinin imza tarihine bağlı olarak. Ama toplu iş sözleşmesi dönemleri eğer e-bildirge dönemini yani 2019 Aralık ve öncesini kapsıyor ise versiyon 2'den o dönemlerin hizmetleri bildirilecek. Eğer 2020 Ocak ve sonrası yani muhtasarın dönemini kapsıyor ise muhtasar tarafından toplu iş sözleşmeleri gönderilecek ve biraz önce bahsettik hizmet dönem ay ve hizmet dönem yıl bölümleri eklendi. Bu bölümleri yalnızca biraz önceki tabloda sarı ile işaretlenmiş bölümler için kullanabileceksiniz. Diğerlerinde, diğer tahakkuk türlerinde eğer tahakkuk dönemiyle ilk baştan girdiğiniz tahakkuk dönemiyle hizmet dönemini farklı yazar iseniz yine hata mesajıyla karşılaşacaksınız.
Yine muhtasardan gönderdiğiniz tüm tahakkuk nedenlerini istediğiniz zaman e-bildirge versiyon 2'den girip onaylanmış aylık prim hizmet belgeleri demek suretiyle istediğiniz zaman görüntüleyebileceksiniz. Hizmet listelerini, tahakkuk dökümlerini alabileceksiniz. Bu konuda herhangi bir tahakkuk yok. Yine bildiğim kadarıyla muhtasar tarafından da alabiliyorsunuz ama hani alışkanlıklar yönüyle e-bildirge V2'den de bunları alabileceksiniz. Şimdi ek 9'larla ilgili çok sorular geliyor genelde toplantılarımızda, bizim seminerlerimizde. Ek 9 kapsamında ev hizmetinde sigortalı çalıştıran mükellefleriniz var ise bunlar ayın 26'sına kadar 1-1-2020 itibariyle muhtasar sisteminden göndermek yerine ek 9 sistemine, otomatik tahakkuk sistemine geçerek muhtasar göndermeksizin otomatik tahakkuklarını ödeyebilecekler. Bununla ilgili bir genel yazı çıkartıldı. Geriye dönük olarak 1-1-2020 itibariyle 9797-0 NACA kodlu iş yerleriniz varsa bunlar o bölüme geçip tahakkukları otomatik oluşturabilecek. Yine apartman yönetimi, yani kolay işverenlikte olan mükellefleriniz varsa bunlar kolay işverenliğe geçmek isterlerse artık Şubat ayı itibariyle geçecekler. Çünkü orada başvuru yapılan ay esas, geriye dönük herhangi bir geçiş söz konusu olmadığı için bunlar bu ay içinde başvurularsa Şubat belgeleri otomatik oluşturulur. Mart'ta başvurularsa Mart'tan itibaren belgeleri otomatik oluşturulur. Velev ki 31 Ocak 2020 tarihine kadar geçmediler, Şubat'ta geçtiler ise Ocak ayı belgelerini muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden göndermek zorundalar. Yine kamu kurumlarından katılım var mı bilmiyorum ama versiyon 2'miz şu anda kamu kurumlarından ama yalnızca genel bütçe kapsamındaki kamu kurumları için açık olmaya devam edecek. Çünkü onlar muhtasar kapsamına alınmadılar. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi kapsamına. Mart'tan sonra da ve yeni bir karar alıncaya kadar versiyon 2'miz, e-bildirge tarafımız genel bütçeli kamu kurumları için açık olmaya devam edecek. Son bir husus daha belirtip ben sözüme son vereceğim. Bertan Bey'e bırakacağım idari para cezaları yönüyle. Aile hekimleri, eğer aile hekimliği mükellefleriniz varsa ilk yapacağımız iş, bunlarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz biz, NACA kodlarının 8621.02 olduğuna emin oluyoruz. Çünkü yapacağımız tüm çalışmalar aile hekimliğinin bu NACA koduna ilişkin olacak. Biliyorsunuz gelir dairesi tarafında bunların sorumlu hekimleri adına vergi kaydı oluşturuluyor. Fakat sosyal güvenlik tarafında adi ortaklık olarak iş yeri tescili sağlanıp tüm aile hekimlerin TC kimlik numarası bu ortaklıklara işleniyor. Yapacağımız çalışmayla gelir dairesi başkanlığından gelen TC kimlik numarası, sosyal güvenlik tarafındaki iş yerine kayıtlı aile hekimlerinin, adi ortakların TC kimlik numaralarından herhangi biriyle uyuşuyor ise biz muhtasar verilmesine izin vereceğiz. O TC'lerin içinde kayıtlı olması bizim için yeterli olacak. İşverenler de ne yapacak? Yeni bir aile hekimi geldiği zaman ileride sıkıntı yaşamamak adına hemen adi ortak olarak onu sosyal güvenlik kurumuna da kaydettirecekler. Ama ana kuralımız nedir? 8621.02 NACA kodunu olması. Bu NACA kodundaki dışındaysa kontrollerin dışında kalacak ve muhtasar gönderemeyecekler. Buna dikkat etmek gerekecektir. Çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Mümkün olduğu kadar kısa kesmeye çalıştım. Bertan Bey'e devam edecekler. Sağ olun. Olur. Kaçıncıydı? 32. Devam mı? Kaçıncı sayfa? Tamam. Ben de tekrar hoş geldiniz diyorum. Şahsım ve kurum adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Benden sonra da Turmop temsilcimizin bir sunumu olacağı için idari para cezaları hakkında size kısa ve öz bir bilgi vermeye çalışacağım sosyal güvenlik kurumu açısından. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Sosyal güvenlik kurumu açısından muhtasar prim hizmet beyannamesine verilecek cezalar ayrı olarak 5500 sayılı kanunda düzenlenmiştir.
Bunun dışında muhtasar primzet beyannamesinin ayın 26'sına kadar verilmemesi durumunda uygulanacak, yani beyannameye verilmemesine uygulanacak ceza, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tarafından uygulanacak olan usulsüzlük cezasıdır. Dolayısıyla muhtasar primzet beyannamesinin hem muhtasar kısmı, yani vergi kesintileri ilişkin kısmı ve SGK'ya ilişkin kısmı bildirilmemesi halinde ayın 26'sına kadar bundan dolayı bir özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Bu da 213 sayılı kanun uyarınca. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak ceza ise muhtasar primzet beyannamesindeki prim esas kazanç hizmet bilgilerinin geç bildirilmesi, hiç bildirilmemesi veya kurumca re'sen düzenlenmesi nedeniyle oluşan prim kaybıyla nedeniyle olacaktır. Dolayısıyla bizim uygulanacağımız ceza esas yönden bir ceza olacaktır. Peki hangi cezaları uygulayacağız? Aslında değişen pek bir şey yok aylık primzet belgesiyle karşılaştırdığımızda. Yine beyannamenin asıl veya ek olmasına göre kendiliğinden verilme durumunda uygulanacak cezalar aynı olacak. Şöyle bir farklılık var. Aylık primzet belgesinde yine asıl olmasına göre ceza sigortalı başına 1/5'ti. Asgari ücretin ilk katını geçmiyordu. Bu durumda da yine uygulanacak ceza asıl beyanname olarak nitelendiriyoruz. Yine sigortalı başına 1/5 ve asgari ücretin ilk katını geçmiyor. Dolayısıyla toplam 10 sigortalı için uygulanacak. Ama burada çok önemli bir detay var. Beyannameyi biliyorsunuz tek bir tablo halinde veriyoruz. Birden fazla iş yeri de olabiliyor. Cezalarımızı yine iş yeri bazında uyguluyoruz. Yani herhangi bir şekilde bir paket gönderildiğinde atıyorum 10 tane iş yeri var. O 10 tane iş yerinden bildirim yapıldı. Geç bildirim yapılan yerler de var. Zamanında bildirim yapılmadı ama ben o iş yerinden 10 tane iş yerinden bir tanesini bildirdim. Diğer 9'unu bildirmedim düşüncesiyle diğer 9 iş yerine ceza uygulanmayacak durumu olmayacak. Yani beyanname bazında uygulanmıyor cezalar SGK açısından. Yine iş yeri bazında uygulanıyor. Asıl niteliklik beyannamedeki en önemli ayrıntı, muhtasar primzet beyannamesinde eğer iş yeri bazında herhangi bir sigortalı için bildirim yaptıysanız, bir iş yerinden bir sigortalı için bildirim yaptıysanız, bundan sonraki artık verilen bütün sigortalılar için bilgiler ek niteliklik olarak değerlendirilecek idari para cezası açısından. Aylık primzet belgesinde böyle değildi. Biz aylık primzet belgesinde belge türü bazında cezayı buluyorduk. Yani bir nolu belge türünden bir belge verildikten sonra, İki nolu belge türünden bir belge verildiğinde bunu ek olarak nitelendirmiyorduk. Asıl olarak nitelendiriyorduk, o şekilde ceza uyguluyorduk. Buradaki en önemli farklılık bu oluyor. Dediğim gibi asıl niteliklik beyanname, beyannameye uygulanmıyor ceza SGK açısından. Yine iş yeri bazında uygulanıyor ve her bir beyanname dönemi için uygulanıyor. Toplam 10 sigortalı için uygulanıyor. Ek niteliklik beyannamede dediğim gibi 8 aylık asgari ücretin ilk katını geçmemek kaydıyla sigortalı başına 8'de 1 tutarında yine her bir iş yeri için uygulanıyor ve beyanname dönemi için uygulanıyor. Ve toplam 16 sigortalı için uygulanıyor. Yani cezalarımızda bir üst sınırı var. Şube müdürümüz bahsetti, eksik günlere ilişkin belgeleri zaten istemiyoruz ama gerektiğinde bunların kurumca istenilmesi gibi bir durum oluşuyor. Bunların verilmemesi halinde de uygulanacak ceza yine iş yeri bazında olacak her bir beyanname dönemi için. Aylık asgari ücretin iki katını geçmeyecek. Dolayısıyla toplam en fazla 4 sigortalı için uygulanabilecek. Diğer bir husus, belgenin re'sen düzenlenmesi. Yani mahkeme kararı, kurum denetim kontrolüyle gelir, memurlarınca yapılan tespitler ya da diğer kurumlardan alınan bilgi belgelere göre prime esas kazanç veya hizmetleri bildirilmediği ya da sadece hizmetleri bildirilmediği durumunda uygulanacak cezalar yine aynı mantıkla ilerliyoruz. Beyannameye uygulamıyoruz, iş yeri bazında uyguluyoruz. Her bir beyanname dönemi için uygulanıyoruz. Beyannamenin asıl ek nitelikteki olup olmadığı önem arz etmiyor. Ya da kurumca veya işverence düzenlendiği. Bu kamu idareleri ve bilanço esasına göre defter tutanlar için sigortalı başına aylık asgari ücret ve aylık asgari ücretin 3 katını geçmemek üzere. Dolayısıyla bu durumda kurumca resmen belge düzenlendiğinde uygulanacak 3 ceza sınırı toplam 3 sigortalı için olacak. Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için aylık yine asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında. Dolayısıyla bu durumda uygulanacak ceza miktarının üst sınırı toplam 4 sigortalı için olacak. Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için de
aylık asgari ücretin bir katını geçmemek kaydıyla sigortalı başına asgari ücretin 1/3 tutarında. Dolayısıyla burada da en fazla 3 sigortalı için idari paralizasyon uygulanabilecektir. Burada muhtasar prim izlet beyannamesiyle getirilen en önemli yenilik cezalar açısından prim esas kazançların sadece prim esas kazançların eksik bildirilene ilişkin bir tespit olması halinde uygulanacak yeni bir ceza maddesi. Biliyorsunuz aylık prim izlet belgesinde kazançların hizmetlerin sadece prim esas kazançların eksik bildirilmesi durumunda ayrı bir ceza yoktu. Bu da çeşitli serzenişlere yol açıyordu işverenler tarafından. Yani 1 liralık bir yuvarlama hatasından kaynaklı bir ceza durumunda da yine aylık asgari ücretin 2 katı tutarında ceza uygulanıyordu. Dolayısıyla ceza eksiklik tespit edilen prim esas kazanç miktarı ne olursa olsun aylık asgari ücretin 2 katı tutarında ceza uygulanıyordu. Şimdi prim esas kazanç sınırına göre yani eksikliğine göre uygulanacak ceza miktarı farklılık gösteriyor. Aylık asgari ücretin 10'da 1'inden az olmamak kaydıyla ve aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek kaydıyla eksiklik tespit edilen prim esas kazanç tutarında bir ceza uygulanacak. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Atıyorum 3.000 liralık bir eksiklik tespit edildi. Bir önceki uygulamada yani aylık prim izlet belgesi uygulamasında aylık asgari ücretin 2 katı tutarında ceza uygulanıyordu. Yani 5.886 lira. Şimdiki uygulamada dediğim gibi aylık asgari ücretin 10'da 1'i şu an 294 lira. 294,3 bunu yuvarlayınca 294 lira oluyor. Ve 2 katı 5.886 lira. Tespit edilen eksiklik bahsettiğimiz sınırlar arasında olduğu için işverene 3.000 lira bir ceza uygulanacak. Bu ceza 10'da 1'den az olması halinde 10'da 1'e tamamlanacak. Yani 100 liralık bir eksiklik tespit edilmesi halinde 294 lira olacak. 2 katından fazla bir eksiklik tespit edilmesi halinde yani 5.886 liraya geçmesi halinde de üst sınır olan 5.886 lira uygulanacak. Getirilen önemli yenilik bu. Dediğim gibi eski uygulamada 1 lira da olsa, 10 lira da olsa da, 100 lira da olsa, 1 milyonda bir eksiklik olsa aylık asgari ücretin 2 katı tutarında ceza uygulanıyordu. Diğer bir uygulama meslek adı ve kodunun yanlış bildirilmesi. Burada önemli olan sigortalı işe girişte bir meslek adı kodu giriyorsunuz. Bu statik bir durum. Kişinin yaptığı iş her ay değişiklik gösterebiliyor. Bunun için burada önemli husus, dikkat etmeniz gereken husus, her ay fiilen çalışılan meslek adı ve kodunu bildirmeniz gerekiyor. Eğer bunu bildirmezseniz, bu masa başında çıkabilecek bir durum değil zaten. Kurum denetim kontrolü görevli memurları tarafından iş yerinde bir denetim yapılır. Ondan sonra o ayda hangi işle çalıştığı sorulur, kişiye görülür ve aylık muhtasar prim izlet beyannamesindeki meslek adı ve koduyla karşılaştırır. Bu şekilde bir tespitle ancak bu durum ortaya çıkabilir. Burada da yine beyanname dönemi için uyguluyoruz, her bir beyanname dönemi için ve iş yeri bazında. Ve aylık asgari ücretin 10'da 1 tutarında. Dolayısıyla uygulanamayacak cezanın üst sınırı yine sigortalı, toplam 10 sigortalı için olabilecek. Benim idari paralizalarıyla ilgili anlatabilecek hususlar bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sayın Grup Başkanım, çok değerli müdürlerim, Sayın Oda Başkanım, yöneticilerim, ses geliyor mu arkadaşlar? Biraz daha açalım. Ben de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok güzel bir salon. Bu kadar güzel bir salonda sizlere bir araya gelmekten çok mutluyum. Ben Deniz Halim Bursalı, hemşehrinizim. Soy isimden. Aslen Rizeliyim. Soyadım Bursalı. İstanbul doğumluyum.
eş durumundan da Konyalıyım. Şimdi Sayın Başkanımız açık konuşmasında söyledi. Çocukluk hayali gerçek oldu. Pilotluk görevine uçağı kendisi kullanacak. Biraz da sizler yardımcı olacaksınız. Ama dikkat edin, yoldaki bütün radarlara siz yakalanacaksınız. Cezalar size gelecek. Biz de sizin sayenizde, hatta WhatsApp gruplarında uygulamalar var biliyorsunuz. Şurada radar var, burada radar ver diye haber veriliyor. Biz de sizden aldığımız bilgilerle cezalardan kurtulacağız. Şimdi ben sunumumu tamamen uygulamaya yönelik yapacağım. Üstadlarım çok ayrıntılı bir şekilde mevzuat kısmını anlatmış oldular. Tüm bu konuları bizim başımıza bela eden Tesla denen bilim adamı. O geçmişte enerjiyi kablosuz ortamda taşımak için çalışmalara başlıyorum dedi. Çalışmalara başladı. Geldiğimiz noktada internetle tanıştık. Her şey akıllanmaya başladı. Bütün nesneler akıllı oldu, internette buluştu. Çipler ucuzladı, işlemciler ucuzladı. Her şey teknolojiye taşındı. Herkes kendi payına, kendi nasibine ne düşüyorsa onu almaya başladık. Her şeyden önce bizim iş yapış şeklimiz çok değişti. Gittikçe de değişiyor. Bu değişimden tabii ki kurumlar da çok istifade etmek istiyorlar. Onlar da denetimi yaygınlaştırmak, kontrolleri yaygınlaştırmak amacıyla bu uygulamalarla tanıştık. Şimdi arkadaşlar, her şey akıllanıyor dedik. Şöyle ki, bizim biraz farklı bir durumla karşı karşıya kaldık. Asıl beklentimiz KDV ile Muhtasar Beyannamenin birleşmesiydi. Ama dediler ki iki ayrı kurum, biz birbirimizden istifade edeceğiz dediler. Şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Bunun sosyal medyada fotoğrafları çok döndü durdu. Biraz kimyaları farklı ama farklı etnik grupları bir araya evlendiriyormuş gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ama biz dersimize çalışıyoruz. Her şeye hazırlıklıyız. Teknolojiye uyum sağlayan bir kesimiz. Tabii ki yapacağız. Bakmayın, bizim camiamızda bazı arkadaşlardan serzenişler gelebilir. İşte hasbelkader bu işe girdik. Aslında yapılacak bir iş değil gibi şikayetler almıyor değiliz. Onlara bizim söyleyecek bir sözümüz var. Karadeniz'de bir atasözümüz var. Biz de derler ki sevdiğini alamazsan aldığını seveceksin. Eğer evimizde çorbamızı buradan götürüyorsak, kaynatıyorsak, ekmeğimizi buradan götürüyorsak işimizi sevmek zorundayız. Gelecekte akıllı bardağı avucumuzu alacağız. O bizim sinir uçlarımızdan, duyularımızdan, geçmişte Nescafe'yi hangi kıvamda içtiğimiz hemen oracıkta anlayacak. Bizim damak tadımıza uygun Nescafe'yi hemen bize hazırlayacak. Bu derece vahşi bir dünyaya doğru hızla gidiyoruz. Kimse bu gelişmelerin önünde duramaz. Ne biz ne idareler, herkes faydalanmak istiyor. Son zamanlarda yapılan kanunların amacına baktığımızda hemen hemen hepsinde ne yazıyor? Vergiye gönüllü uyumu sağlamak, bürokrasiye azaltmak, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek. Elektronik uygulamalarla ilgili de bir tane daha güzel makyajımız var. O da şu, bu e-uygulamalar sayesinde şu kadar milyon ağacı kesmekten kurtulduk, kurtardık diye çevreci bakış açısıyla da geliyoruz. Ama biz çok iyi biliyoruz ki var olan vergi inceleme oranlarının çok düşük olmasından dolayı olabildiğince bunu yukarılara taşımak. Zaten bu uygulamada altyapısında gayesi bu. Ne olacak? Bir kere varsa eğer muhtasar beyannamelerimizi doldururken müşterilerimizin içerisinde, hele hele
basit üstündeki mükellef gibi yanında çalışanlar ki biz bunları eskiden götürü ücretli diyorduk. Şimdi diğer ücretli diyoruz. Bunlar normal şartlarda her sene vergi dairesine başvurup bir vergi karnesi çıkartmaları gerekiyor. Asgari ücretin 1/4 üzerinden ödemesi gereken vergiyi de ödemeleri gerekiyor. Ama maalesef bu beyanlar yapılmıyor. Bir kere evet vergi kesinti yapma sorumluluğu yok bu arkadaşların, basitki mükelleflerin ama ödenmeyen bu diğer ücretlinin ödemediği vergiden o işveren sorumlu. Biraz bunlara dikkat etmemiz gerekiyor, bilgilendirmemiz gerekiyor. Tabii ki birden fazla işverenden ücret alanların birden sonraki ücret toplamı 49 bin lirayı aşarsa 2020'de, hatta yeni uygulama toplamı da 600 bin lirayı aşarsa beyanname verilmeleri gerekiyor. Buranın denetimleri yapılacak. Bir de AGİ denetimi yapılacak. Hem kendisi çalışıyor hem eşi çalışıyor. Bekar mantığıyla yüksekten AGİ alma olayında biraz kontrol edilmiş olacak bu yöntemde. Şimdi beyannamelerin mutlaka elektronik ortamda hazırlanması gerektiğini bilelim. Kağıt ortamında verilmesi, düzenlenmesi mümkün olmayacak. Tabii ki bu beyannameyi verebilmek için de şu ana kadar vergi kesintisi yapma sorumluluğu olmayan kesim, yani muhtasar beyanname vermeyen kesimin gidip vergi dairesinden ya dilekçeyle 003 koduyla mükellefiyetini tesis etmesi gerekiyor. Bu başvuruyu internet vergi dairesinden de yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliriz? Bir şifre edinmesi gerekiyor. İnteraktif vergi dairesi şifresi öncelikle edinmesi gerekiyor. Kayıt olduktan sonra bu şifreyle beraber girdiğimizde işlem başlat, mükellefiyet işlemleri, muhtasar prim hizmet beyannamesi, stopaj mükellefiyetinin açılış dilekçesi. Buradan başvurumuzu yapıp artık bütün bildirgeler, beyanname birleşerek tek bir beyannameyle sosyal güvenlik kurumuna artık vermiyoruz, gelir dairesi başkanlığına gönderiyoruz. Bundan dolayı mükellefiyetinin oluşması gerekiyor. Oluştururken birinci adımda hangi vergi dairesine, hangi iş yerimizi eşleştireceksek, o beyannameyi vereceksek ve hangi aydan itibaren başlatacaksak mükellefiyetimizi seçiyoruz, ileri diyoruz. İkinci adımda bu mükellefiyet açılışıyla ilgili, hani bugün vergi dairesine giderken dilekçe ekinde bazı belgeler ilave etmemiz gerekiyor. Örneğin apartman yönetimi. Apartman yönetiminin adına, yöneticinin adına mükellefiyet tesis ettirirken onun seçildiğine dair karar örneğini koymamız gerekiyor. Bu belgeleri dosya seçten PDF formatında, doküman formatında, efendime söyleyeyim JPEG formatında, bütün şuradaki gördüğünüz formatlarda 1 MB'ı geçmeyecek şekilde seçip sisteme yüklediğimizde ileri tuşuna basıyoruz. Özet bilgisi geliyor. Talebimiz, dönemimiz onayladığımız zaman bu mükellefin mükellefiyetini yapmış oluyoruz. Tabii ki Sayın Başkan ayrıntılı bir şekilde anlattı. 10 ve daha az işi çalıştıran mükellefler muhtasar beyannamelerini 3 ayda bir verebiliyordu. Yeni dönemde bir tane bile işi çalıştıracak olursak mutlaka aylık muhtasar beyannamesi vermemiz gerekiyor. Burada da bu dönemi rahatlıkla otomatik olarak vergi dairesine gitmeden yapabiliyoruz. İşlem başlattan o mükellefiyeti tesis ettirdikten sonra vergi mükellefiyet işlemlerinden muhtasar beyanname verme dönemini seçtiğimizde, onayladığımızda beyannamemizi onaylamış, dönemimizi belirlemiş oluyoruz. Şimdi az önce Nurhan Müdürüm'den güzel bir bilgi aldık. Bizim biraz kafamız karışmıştı. Bu aracılık sorumluluk sözleşmesi kapsamında beyannameleri gönderen meslek mensuplarının 18 Şubat 2017 tarihinden önce bu sözleşmeler yapılmış ise bunların bir güncellenmesi gerekiyordu. Kurumun yapmış olduğu duyuruda bizim var olan ebirlikten yapmış olduğumuz hizmet sözleşmesinin numarasının yanına 5510 ibaresinin yazılması, bu
sözleşmenin yenilenmesi gerekiyor. Çünkü tebliğ o tarihte yayınlanmıştı. O tarihten önce MUSSKK beyannamesi yoktu. Yeni dönemde sözleşmemizin bu şekilde yenilenmesi gerekiyordu. Biz güncelleme mantığıyla olaya bakmışız. 5510 numara rakamlarını yazarak güncelleyip işimizin bittiğini sanıyorduk. Ama öyle olmadığını öğrenmiş olduk. Bunun için internet vergi dairesinden girdiğimizde, şifremizle beraber meslek mensupları olarak, e-beyanname yetki bilgilerimiz var. Geçerli e-beyanname sözleşme listemizden hangi müşterilerimizin 18 Şubat 2017 tarihinden önce sözleşmelerinin yapılmış olduğunu buradan görebiliyoruz. Görüntüleye bastığımızda, bakın burada iptal et, feshet seçeneğimiz var. Önce bu sözleşmenin iptal edilmesi, daha sonra yenilenmesi gerekiyor. Yenilenirken de şuraya dikkat edeceğiz. Bakın eski vergi dairesindeki eski sözleşmelerde bu vergi dairelerinin yanında vergi dairesinin kodları yok. Buradaki yeni uygulamada buranın güncellenerek koduyla beraber seçilmesi gerekiyor. Tabii ki bu aracılık sorumluluk sözleşmesini merkezdeki muhtasar beyannameniz için A meslek mensubuyla, şubesinden muhtasar beyanname veriyorsanız bir başka meslek mensubuyla sözleşme yapabiliriz. Şuradan hangi yerimiz için, adresimiz için bu sözleşmeyi yapıyorsak onun seçili olması gerekiyor. Ama tek bir meslek mensubuyla yapıyorsak hepsini seçebiliyoruz. Şimdi burada bu sözleşmenin o fesih et, iptal et olayında şunu eksik bırakabiliyoruz. O da kısaca gösterelim hemen. Şimdi normalde e-beyanname programında gerekli belgelerde şu doküman, aracılık sorumluluk sözleşmesi, bizim internet ortamında yapmış olduğumuz düzenleme sadece bilgilerin sisteme girişi anlamına geliyor. Bu göstermiş olduğum, ama gözükmedi pardon. Beyanname düzenleme bölümünde hani giriş yapıyoruz ya, gerekli programlar, gerekli belgeler. Gerekli belgelerde aracılık sorumluluk sözleşmesini PDF olarak ekrana alabiliyoruz. Bunun yazıcıdan çıktısını alarak ıslak imzayla müşterimizden almamız gerekiyor. Çünkü eski uygulamada o beyanname olmadığı için artık bir sorumluluk kapsamında bu beyannamenin müşterimiz tarafından imzalaması gerekiyor. Şimdi bu durumda biz daha evvelden bildirgelerimizi nereden veriyorduk? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan almış olduğumuz e-bildirge şifresiyle. O şifreyi kimin üzerinden almıştık? İşverenin TC kimlik numarası üzerinden. Şimdi biz bu beyannameleri nasıl göndereceğiz? Kendi şifremizden. Haliyle durum biraz karışık. Bizim kendi şifremizden, e-beyanname şifremizden bu bildirimleri yapacağımızdan dolayı artık iş yapış şeklimizi mutlaka bir gözden geçirmemiz lazım. Yani müşterinin bir telefonuyla, bir ricasıyla, işte TC kimlik numarası şu, adresi bu, bunun işe girişini yap şeklindeki talimatları yerine getirmeyeceğiz. Mutlaka kendisinden bir yazılı talimat, ama onun kurumsal mail adresinden bir mail ya da SMS'le talimatımızı alıp onun bir çıktısını alıp dosyamıza koymamız gerekiyor. Meslek mensubu olarak bizim sorumluluğumuz düzenlemiş olduğumuz beyannamenin kayıtlarla, kayıtların da dayanağını teşkil eden belgelerle uyumlu olması gerekiyor. Burada bizim kusurlu ya da kasten yapmış olduğumuz bir yanlış işten dolayı kuruma eksik prim, yersiz maaş
ya da iş görmezlik ödeneğine sebebiyet verdiğimizi, yine yetkili elemanlar, kontrol yetkili müfettişler ve kontrol elemanlarının yapmış olduğu rapora dayanarak ya da mahkeme kararıyla kusurumuz tespit edilirse buradan bizim de sorumluluğumuz söz konusu. Mutlaka yetkili kişinin talimatıyla bu işlerimizi yapmamız gerekiyor. Şimdi üstadlar bahsetmişti, ücret gizliliğinden dolayı özel bir şifre alınma olay imkanı getirildi. Bizim camiamızdan da şöyle bir talep geldi. Bu şifrelerin, özel şifrelerin meslek mensuplarına da verilsin. Yani veya meslek mensuplarına değil de hizmet verdiğimiz müşteriler de bu şifreyi alsınlar. Bu sorumluluktan kurtulalım diye. Biz bunu pek doğru bulmuyoruz. Yani bir şekilde bu kullandırılırsa müşterilerimize daha sonra diğer beyannamelerin de gönderilmesi yönünde önü açılmış olabilir. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Zaten mesleki anlamda da hem sosyal sorumluluk anlamında da biraz sorumluluğumuz olması yerinde. Şimdi bu beyannamelerimizi 3 şekilde oluşturup gönderebiliyoruz. Sizler zaten uygulama başlattığınız biliyorsunuz. Beyanname düzenleme programından gönderebiliyoruz. Defter beyan sisteminden gönderebiliyoruz. Bir de kira gelirlerimizi beyan ettiğimiz hazır beyan sistemimiz var ya, o hazır beyan sisteminin girişini yaptığımız yerden de internet vergi dairesinden de bu beyannameyi gönderebileceğiz. Önce canlı bir örnek. Biz de kapsama girdiğimizde İstanbul'da müşterilerimizin bir tanesini hemen aldık, uygulamayı yaptık. Şimdi bu bahsettiğim mükellefte şöyle bir durum söz konusu. İki ayrı iş yeri, işveren dosyamız var. Bir tanesinde birden fazla kanuna tabi çalışan var. Bir tanesinde sadece 5510'a göre çalışan var. Bir de ne var? Vergi kesintilerimiz, muhtasar beyanname ile ilgili durum. Bu beyannameyi ben doldurup sisteme yüklediğimde önce ekranda gördüğünüz gibi bir kontrol ediliyor durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Şurası beyanname detayı, burası da beyannamenin ön hazırlık çalışması. Bunu gönderdiğimizde kontrol ediliyor olayı biraz uzuyor. Bunun nedeni şu. Biz aslında bu beyannameyi her ne kadar Gelir Vergisi Başkanlığı'na gönderiyoruz ama oradan açılan bir tünelle, tünelden Sosyal Güvenlik Kurumu'nu ilgilendiren bölüm oraya gönderiliyor. Orası kontrollerini yapıyor. Tekrar bize onaylanabilir bilgisi geliyor. İşte bu gidiş geliş sistemin ağırlaştığı durumlarda ki ben bu beyannamede 25 dakika beklediğimi biliyorum. Normal şartlarda. Ama ya meraktan herkes sisteme çok yüklenmişti, yoğunluktan kaynaklanıyordu. Şöyle bir durum vardı, basıyordum beyanname detayına. Bakın bir tanesi vergiyle ilgili onay bekliyor. 5510'la ilgili bir tanesi kontrol ediliyor, bir tanesi hatalı, bir tanesi onay bekliyor. Yani normalde iki iş yerinde, iki kanunla beraber bir de öbürüyle ilgili 3 tane tahakkuk, bir tane de beyannameli bir durum söz konusu. Baktığımda neymiş hatam dediğimde bahsetti üstadım, soyadı hatası. Bir bayan çalışanımızın soyadının uyuşmamazlığı ile ilgili ilk beyannamemde ilk hatamla karşı karşıya kaldım. 8-10 çalışan. Bu çalışan sayısıyla alakalı çok değil. Sistemin ama hızla iyileştiğini biliyoruz. Sadece Kırşehir'de bile zaman zaman 7-8 dakikayı bulduğu zamanlar olmuş ilk zamanlarda. Ama sistem hızla iyileşiyor. Hızla hatalar tespit ediliyor, önlemler alınıyor. Yani çok fazla bir sorunla karşı karşıya kalacağımızı düşünmüyorum. Ben şimdi bu beyannameyi geri çektim, soyadını düzelttim. Sisteme yüklediğimde bakın tüm tahakkuklarım ve beyannamem onay bekliyor haline dönüştü. Onaylandıktan sonra ben bütün beyannamelerimi görüntüleyemeye başladım. Muhtasar beyannamemle ilgili tahakkuk fişim, damga vergisi sadece bunda tahakkuk etmiş oluyor.
beyannamenin görüntüsü, çalışanların listesi. Bakın o soyadı hatalı olan bayan aynı zamanda o ay içerisinde istirahatliymiş. İstirahatli olduğundan dolayı hiç prim tahakkuk etmiyor, damga vergisi yok. Diğer 5510'a göre olan tahakkuklarım ve sigortalı çalışanlar listesi ekranda olduğu gibi. Şimdi ben bu beyanname düzenleme programında nelerle karşılaşabiliyoruz? Programın üzerinden sunmaya çalışacağım. Şöyle arkadaşlar, ilk oluşturduğum beyannamemi açıyorum. Bu benim muhtasar beyanname. Bu muhtasar beyannamede herhangi bir değişiklik vergi bölümünde yok. Tek farkımız birinci sayfadaki şu şube numaramız. Eğer merkezden bir tane beyanname veriyorsak, bu merkeze ait beyanname ise numarası sistemde ne olursa olsun sıfır yazacağız. Ama şube adına başka bir beyanname veriyorsak o zaman şube numarasını buraya yazmamız gerekiyor. Yukarıda vergiye tabi işlemler aynı, ödemeler aynı, vergi bildirimi ayrı, SGK bildirimi. Yeni eklenen bölümümüz burası. Burayı açtığımızda üstadların anlattığı gibi ilk birinci bölümde asıl ek iptaller var. Sigorta kollarımız burada. Hangi kanuna tabi olduğunu her bir çalışanınız için mutlaka uygun seçilmesi gerekiyor. İş yeri bilgilerimizi yazıyoruz. Diğer 32 sütunu dolduruyoruz. Üstad bunları anlattığı için. Ben şimdi bu beyannameyi paketledim, sisteme yükledim. Daha onayladım, tahaklarımı aldım. Yani geri çekmeme gerek yok. O hata mesajlarını düzelttim. Sonradan kendi hatamın farkına vardığımı varsayımıyla ne yapacağım? Düzeltme yapmak istiyorum. Düzeltme beyannamelerimi açacağım şimdi. Önce vergiyle ilgili bir hata yaptığımı varsayımıyla hareket ediyorum. Beyannameyi onayladım, tahaklarımı aldım. Bu müşterim de örneğin 092 koduyla, müstahsil makbuzuyla alım yapmışım. Vergisini beyan etmeyi unutmuşum. Bunu düzeltmem gerekiyor, değil mi? Biz vergi beyannamelerimizi düzeltirken neye dikkat ediyoruz? Beyannamenin en son şeklini doldurmamız gerekiyor, değil mi? Vergi bölümünü her zaman en son şekliyle doldurmamız gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Son verdiğim beyannameden önceki bütün beyannamelerim geçersiz. Son beyannamem bu, son şekli bu. Ama tahakkuklarımızda durum nasıl oluyor vergide? Ya vergim artabiliyor, ya vergim azalabiliyor, değil mi? Vergim arttığı durumlarda zaten önceki vergiyi mahsup etmiş oluyor, ek ödeme çıkartıyor. Yani bundan önceki tahakkuklar iptal edilmiyor, sadece farkını ödüyorum. Eğer vergimi azaltan bir düzeltme yaptığım zaman da daha sonra vergi dairesine başvurarak bu yapmış olduğum izah neticesinde düzeltilmesini talep ediyorum. Vergi dairesi müdürlüğünce izahım kabul görürse hemen düzeltiliyor ya da incelenerek gerekli düzeltme yapılabiliyor. Vergide durum bu durumda. İlave ediyorum, beyan ediyorum. Ama bu beyannamede dikkat etmem gereken husus sosyal güvenlik kulakçığını gelip Sayın Başkan'ın da açıkladığı üzere bakın vergiyle ilgili son şeklini yazdım ama sosyal güvenlik kulakçığına daha önceden beyan etmiş olduğum tüm bilgileri çıkarttım ve dedim ki bu döneme ilişkin önceki beyannamemde ya da beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerin aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ediyorum. Yani çalışanlarımla ilgili herhangi bir düzeltmem yok. Eski beyanım aynen geçerli. Şimdi sadece vergiyle ilgili düzeltmeyi talep ediyorum. Bu işin doğası gereği de böyle olması gerekiyor. İşte daha evvelden vermiş olduğum çalışan için asıl beyan etmişim. Daha sonra ek iptal. Sigortada bu durum farklı olduğundan dolayı bu kulakçık, bu kutucuk önemli. Şimdi ben sigortayla ilgili bir düzeltme yapmak istesem ne yapacağım? Yanlışlıkla bir çalışanın TC kimlik numarasını yanlış yazdım. Başka bir isim yazdım. Ahmet'in yerine Mehmet'i yazdım.
Böyle bir düzeltme yapmam gerekiyor beyannamede. O zaman ne yapacağım? Kimi çıkartacaksam ona iptal seçeneğini seçeceğim. Sonra doğru TC kimlik numarasına ek yazacağım. Ama ben bu iş yeri dosyasında bu kanun numarasıyla daha evvelden bir bildirim yapmamışsam, yeni bir bildirimde bulunacaksam o zaman hangi seçeneği seçmem gerekiyor? Asılı seçmem gerekiyor. O iş yeri dosyasından, o kanun numarasından daha evvel bildirim yapmamışsam asıl. Daha evvelden bildirim yapmış da ilave bir bildirim yapıyorsam ek seçeneğini seçerek bu kutucuğu işaretleyeceğim. Vergi bölümünü ne yapacağım? Sadece sigortayı düzeltiyorum. Vergiyi sadece sigorta bölümünü de düzeltecek olsam bile vergisi yine son şekli. Yani bu beyannamenin yine diğer bölümleri aynen doldurulmuş olması gerekiyor. Bütün bilgiler aynen yer alması gerekiyor. İşareti koyuyorum, beyannameyi gönderiyorum. Şimdi BDP ile ilgili durum bu. Bu beyannameyi elektronik ortamda internet vergisine bağlanarak da kullanıcı kişiyle, mükellefin şifresiyle oluşturabilirim. Nasıl oluşturuyorum? Şifreyle giriyorum. Kira beyannamesinde olduğu gibi. E-beyannameyi seçiyorum. Sonra açılan bölümde muhtasar SGK beyannameyi seçiyorum. Dönemini seçiyorum. Tamama bastığımda benim için artık şurada aynı beyannamede olduğu gibi genel bilgiler, vergiye tabi işlemler, ödemeler, SGK kulakçığı, aynı bölümleri BDP'de olduğu gibi aynen dolduruyorum. Buradan onaylayabiliyorum. Bir başka durum, defter beyan sistemi. Bir mükellef defter beyan sisteminde ise muhtasar SGK beyannamesini zorunlu olarak defter beyandan göndermek zorunda. Defter beyan sisteminde olan bir mükellef diğer yolları, yöntemleri uygulayamıyoruz. Şimdi sıkıntılar var defter beyanda. Şöyle ki bu 5000-30000 e-arşiv faturasında çok şikayetler geldi. Burada da aynı durumda karşı karşıyayız. Müşterim 10 satırlık bir fatura kesecek. Giriyor, bir satır yazıyor, tak sistem atıyor. Tekrar giriyor, iki satır yapıyor, atıyor. Sil baştan, sil baştan, sil baştan. Yarım günde bir faturayı düzenleyemedi o yoğunlukta. Ne yaptık? Önerdik. Oluşturdun, bir satırı doldur, kaydet. Taslak olarak oluşsun. Sonra taslağı çağır, bir satır daha, bir satır daha. O şekilde bir sonuca gidebilmiş olduk. Ama şu anda o sıkıntılar da ortadan kalkmış oldu. Şimdi defter beyanda da aynı durumda karşı karşıya kalabiliriz. Siz eğer kullanmış olduğunuz paket programında oluşturup sisteme yüklediğinizde bütün bilgiler hemen gidebiliyor. Ama manuel olarak doldurmaya kalktığınızda sistem sizi sık sık dışarıya atabiliyor. Ne yapacağız? Orada da esas temel bilgileri yazarak bir beyannameyi oluşturduktan sonra taslak beyannamenin üzerinde çalışmalarımızı yaparsak çok fazla sıkıntı yaşamayız. Paket program kullanıp da sisteme atıldığında hatayla karşılaşıyorsanız inanın bu sistemin hatası değil. Kullanmakta olduğunuz paket programın hatasıdır. Ya personel kartlarında bir hata var, kanunlarında bir hata var. Bundan kaynaklanıyordur. Yoksa defter beyan sisteminde böyle fazla bir sistem hatası söz konusu değil. Yoğunluktan kaynaklanan sıkıntılar hariç. Bizim paket programından kaynaklanan bazı durumlar olabilir. Şimdi bir arkadaşlar Sılam pardon. Herhalde bu hafta sonuna kadar düzelir o durum.
Şimdi bazı hatalarımız da var arkadaşlar. Ya biz defter beyan sisteminde olmadığımız için o taraftaki arkadaşlara gönderiyoruz hatayı ama size göstermiyorlarmış. Mesela bizim ekranımız bir hatayla da karşılaşmış olabilirsiniz. 7143'ü kanun koduyla yükleme yaptığınızda ortalama çalışan hatası veriyor. Karşılaşan var mı? O da bugün yarın sistemin düzelteceğinden haberdarız. İyileştiriliyor. Bundan başka bazı hatalar da var gibi. Dedik ya, siz uçağı kullanıyorsunuz, hataları sizin sayenizde düzeltmiş olacağız. Düzeltme beyannameleriyle ilgili sisteme giriş yaptığınızda bir tane videomuz var, izleyebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar, bakın paketi yaptık, sisteme yüklüyoruz. Hatalı bir paket yüklüyoruz. Neyle karşılaşıyoruz burada? Bununla ilgili de Sayın Nurhan Müdürüm söylemişti aslında iyileştireceğiz diye. Beyannameyi paketledik. Onaylamak üzere. Kontrol ediliyor. Sonrasında burası beyanname detayıyla girdiğimizde hatalı bir beyannamede yani ilk beyanname verilmiş daha sonra bir düzeltme yapıyoruz. Yapmış olduğumuz düzeltme beyannamesinde şimdi ilk oluşturduğumuz beyannamede düşünün 20 tane iş yeri dosyamız olabilir. Sigorta dosyamız. Farklı farklı kanunlara tabi olabilir. Belki de 40 tane tahakkuk işi o beyannamede oluşacaktır değil mi? Her bir kanun, her bir iş yeri dosyasına göre. Sistemde çok yavaş, siz de son güne kaldınız. Beyannameyi paketlediniz, oraya yüklediniz. İlk beyannameyi yapıyorsunuz o iş yerinin. Görmüştünüz ilk sunumda. İşte onaylanabilir, onaylanabilir, onaylanabilir. Bir tanesi hatalı. Şimdi o durumda onaylanabilir olan tahakkuklarınızı onaylayın, oluşturabilirsiniz. Daha sonra dönüp hatalı olan bölümü düzeltip ek beyannameyle belki son gün o an telafi edemiyorsunuz, gecikmeye girecek, hepsini birden gecikmeye sokmamış olursunuz, onaylanabilir olanı onaylayabilirsiniz. Ama daha sonra yapmış olduğunuz düzeltme beyannamesinde bu şansımız şu anda yok. Beyannamede bir tane hata varsa hepsini hataya dönüştürüyor. En az birinde hata tespit edildiği için bu tahakkuk otomatik olarak hataya çevrilmiştir. Hepsi hataya devriliyor. Bunu da değiştirdik geçen sunumdan sonra konuşmuştuk zaten o zaman. Şu anda evet çalışıyor olması lazım. Hatalı yani, da olsa hatasız olanlar için onay verilebilecek. Çok iyi bir haber. Onaylanabilir olanları onayladığımızda hatalı olanları daha sonra telafi etme şansımız olacak. Şimdi kanun süresinden sonra beyanname verdiğimizde ne olacak? Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda biraz sıkıntı yaşıyoruz ama Gelir Dersi Başkanlığı'nda bir sıkıntı yok. Beyannameyi düzeltiyoruz kanun süresinden sonra. Özel hukuk cezasıyla muhatap oluyoruz, işimizi yapıyoruz. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu'yla ilgili kanun süresinden sonra bir beyanname verdiğimizde, hele hele içerisinde bir iptal varsa, evet beyanname kontrol ediliyor. Beyanname önce kontrol ediliyor. Onaylanabilir hale geliyor. Biz onaylıyoruz ama tahakkukumuzu hemen alamıyoruz. Bu gerektiğinde incelenecek, gerektiğinde oradan onaylanıp tahakkukumuzu daha sonra oluşturmakla durumunda kalacağız. Cezalarla ilgili hiç girmeyeceğim. Üstadımız açıkladı. Bu konuyu bir de ben sunmak istiyorum. Özel inşaatlarla ilgili. Şöyle ki arkadaşlar, ihale almışsınız, teminat mektubu vermişsiniz. İhale makamına iş bitmiş, o işle ilgili de ne yapacağız? İlişiksizlik belgesi alacağız. Bir an önce primlerimizi de ödememiz gerekiyor. Şimdi normal şartlarda biz bir beyannameyi, bir bildirgeyi süresinden önce verebiliyoruz ama muhtasar beyannameyi, Ocak ayının beyannamesini 1 Şubat olmadan verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Şu örnekte 3-7-2020 tarihinde işe başlamış olalım, 8-9-2020'de de işimiz bitmiş olsun.
Şimdi ben şu tarihten itibaren bir an önce ilişkili belgesi almak istiyorum. Ama 8. ayın beyannamesini 28 Eylül'de verebiliyorum değil mi? O zamana kadar. 9. ayın beyannamesini 26-10'a kadar veriyorum. Şu kolaylık getirilmiş oldu. Bu dosyadaki işçilerin tamamını işten çıkartmış olmak şartıyla bu dosyayla ilgili sadece bu dosyanın primlerini beyannamede doldurarak beyannameyi verebiliyoruz. Sonra vergi kesintisiyle ilgili olan bölümü yasal süresinde vergilerini hesaplayarak taahhütlerimizi alabiliyoruz. Evet arkadaşlar, ben de kısaca uygulamaya yönelik böyle bir özet geçmiş olayım. Sorularınızla beraber tekrar bir araya geliriz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, soru kağıtlarını toplayabiliriz. Seminerin başında dağıtılmıştı ama siz kaçırmışsınız herhalde. Hemen ulaştıralım size de. Arkadaşlar, gidecek olanlar lütfen sessiz bir şekilde giderlerse memnun oluruz. Kalan arkadaşlar da lütfen otursunlar. Evet, soru kağıdı isteyenlere Ali Bey yardım edebilir misiniz? Gidenler sessiz bir şekilde giderse memnun oluruz. Benim elimde iki tane soru var, üstad okuyacağım. Bir tanesi ihaleli işlerle ilgiliydi. Az önce Alim Üstad'la Gökhan Başkan cevapladı zaten. Okuyorum şimdi. İşçiliği olmayan, sadece kira ve SMM olan, serbest meslek makbuzu olan, muhtasarlar 3 aylık döneme devam etmek için vergi dairesine dilekçe vermelerini verecekler mi? Yoksa Nisan ayında 3 aylık beyanname vermek yeterli olacak mı? Herhangi bir işçilik yok. Herhangi bir işçilik olmaması durumunda 3 aylık beyanname verme konusunda bir sıkıntı olmayacak. Başka ne var? Ay içerisinde iş yerinde 10 saat hizmet veren kamu görevlisi hekimin SSK ve vergisel durumu muhtasar beyannamede nasıl olacak diye söylemiş Rahmettin Coşkun. Ay içinde 10 saat hizmet veren kamu görevlisi hekimin. 4C'li mi? Yani 4C'li kamu görevlisi. 4-1. Yani devlet memuru mu yoksa? Devlet memurudur. 4-1A kapsamında muhtasar prim hizmeti. Bunu soran arkadaş kim? Fehmettin Bey. Fehmettin. Şimdi 4C kapsamındaki bu tür hekimler 4A kapsamında sigortalı sayılmadığı için bunlarla ilgili hani kesenek bilgi sistemi bir şey bildirmediğiniz sosyal güvenlikle yok. İlgili bir şey yok o zaman. Yok, evet. Tamam. Evet. Önder Bey, burada sosyal güvenlikle ilgili sormuşlar. Zaten gelir vergisiyle ilgili kesintinin yapılması zorunlu. Onunla ilgili bir problem yok diye düşünüyorum. Zaten. 4-1A kapsamında değilse zaten buranın konusu değil bu. Eğer 4C'li ise, 4-1C'li ise, onu zaten ücret olduğu zaman da kesenek bilgi sistemi, eğer devlet memuru ise kesenek bilgi sisteminden zaten devam ediyor. Muhtasar üstünden soruyor. Tamam, o zaman normal muhtasar beyannameye ekleyecek bunu. Yani 4C'li bile olsa genel bütçe kesintisi dışında, genel bütçeden beyan ettikleri dışında, genel bütçe dışında bir ödeme yaptıysa gelir vergisi muhtasar beyannamesi de eklenecek tabii ki. Topluca. Bir şey soracağım yalnız Fehmettin Bey. Daha önce ne yapıyordunuz da şimdi ne yapmayı planlıyorsunuz? Onu anlamadım ben. Ya 18 ya da 20 olabilir.
Yani ben şunu anlayamadım. Şu anda bu konu, yani muhtasar SGK birleşmesi olduktan sonra değişen bir şey var mı bu konuda? Yok, daha önce nasıl bildiriyorsa öyle bildirecek. SGK kısmı ilgili herhalde doldurup doldurmayacak. Yani bir taraf dolu olup bir taraf boş olunca... Yani SGK kısmında bir şey doldurulacak bir şey yok. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Bu SGK olduktan sonra bu olayda bir mevzuat değişikliği yok ki. Bu beyannamede eğer primle ilgili bir şey beyan etmeyeceksiniz, beyan etmemeye devam edeceksiniz zaten. Yani illaki bir şey doldurmak zorunda değilsiniz. Eğer sadece vergi kısmını dolduracaksanız, vergi kısmını doldurup verebilirsiniz. Yani illaki SGK tarafında bildirim gerekmiyorsa bir şey yazmanız gerekmiyor ki. Peyametin Bey, anlayabildiniz mi? Biz 12 kodunda mı yazıyorsunuz bunu? Ya 18. 18. Tamam. Yok, onda bir sorun olmayacak. Evet, aynı şekilde devam edebilirsiniz. Başkanım pardon. Buyurun bu konuda. Değerli arkadaşlar, şimdi sizin bu bahsettiğiniz olayda şöyle bir kaygı olmasın. Sosyal güvenlik kulakçığındaki bildirimle vergi tarafındaki bildirim tutarsız diye bir endişeniz olmasın. Bunlar iki ayrı kuruma yapmış olduğumuz iki ayrı bildirim gibi düşünün. Sizin bahsettiğiniz olayda Sosyal Güvenlik Kurumu'nu ilgilendiren bir beyan olmadığından dolayı oranın boş bırakılmasında hiçbir sakınca yok. Teşekkür ederim. Evet, şöyle bir soru var. Bu Bursa'da şube olan, genelde İstanbul merkezli firmalardan çok var bu tip şey. Şifrenin yalnızca mükellefiyetli şube üzerinden alması sebebiyle muhtasar gelir vergisi yönünden mükellefiyetsiz şubelerin durumları ne olacaktır? Herhangi bir vergisel sorunla karşılaşma riskimiz var mıdır? Ya mükellefiyetsiz şubeler zaten merkezden veriliyor. Merkezden verilmeye devam edecek. İşte merkez İstanbul, şey burası. Musayyaka kapsamında İstanbul değil. Mükellefiyetsiz zaten vermeyecek. Yani İstanbul'da, merkezi İstanbul'da değil mi? Ya buradaki mükellefiyetli şubeler Murat, burada. Sizin de değil mi konu? Söyleyebilir misin tam olarak? Evet. Evet. 03'ten mükellefiyetiniz var mı? Muhtasar Muhtasardan. Burada var mı? Var ama şifreleri... Mükellefiyetli şube mi? Evet, tamam, hocam. Mükellefiyetli şubeyi buradan vereceksiniz. Diğerleri için kapsama girmemiş oluyorsunuz. Onlar merkezden veriliyor zaten. Mükellefiyetsiz şubeler merkezden veriliyor. İstanbul'dan verileceği için onda bir sorun olmayacak. Yani onlar kapsama girmemiş olacak. E-Bildirge'den vermeye devam edeceksiniz. Evet. Aynı mesaj. Son cümle tamamdır. Tamam, tekrar çalınız. Yani şöyle söyleyeyim üstadım. Sizin o mükellefiyetsiz şubelerle ilgili vermiş olduğunuz aylık birim hizmet bildirgesi için ilgili sosyal güvenlik ünitesine başvurarak o bildirgeleri MUSGK'dan değil aylık prim bildirgesiyle vermeye devam edeceksiniz. Mükellefiyetsiz şubelerle ilgili işveren dosyalarınızla ilgili söylüyorum. Sizin için e-bildirge versiyonu İstanbul'da açık olacak, verebileceksiniz. Merkez Vergi Dairesi'nde muhtasar beyannameyi bildireceksiniz. Buradaki şubenizi MUSGK'yla vereceksiniz. Diğer şubenizle ilgili merkezdeki beyannameyle birleştirerek vergisini oraya vereceksiniz. Primlerini buradaki ünitelere vermeye devam edeceksiniz. Ve üniteye dilekçeyle başvurup aktif hale getireceksiniz. Mükellefiyetsiz şubenizi merkezle vermeniz gerekiyor vergi açısından. Dolayısıyla o kapsama girmemiş oluyor. Pilot kapsamına girmemiş oluyor mükellefiyetsiz şubeler. Onun için de ya, oradaki problem şu, mükellefiyetsiz şubeler de burada Bursa'nın şubesi gibi aslında yapılmaması gereken tescilliler yapılmış. Birkaç tane alt alta problem orada, ondan kaynaklanıyor. Tamam. SGK muhtesar paketini oluşturduk. Nokta nokta TC kimlik numaralı kişi de meslek kodu hatası veriyor. GİP tarafından bunu anlayamadık ve nasıl düzelteceğini bilmiyoruz. Hata veren personellerimiz 5500'e tabidir. Yani bunu nasıl düzelteceğiz diyor arkadaşımız. SGK muhtesar paketini oluşturduk.
.TC kimlik numaralı kişi de meslek kodu hatası veriyor. Biraz önce bahsettiğim gibi meslek kodunun iki tane hususu var. Bir, 6 karakterli ve 4.2 karakterli formattan göndermeniz lazım. İki, gönderdiğiniz meslek kodunun İşkur'da kayıtlı meslek kodlarından herhangi birini kapsıyor. Güncel meslek kodlarından birini kapsıyor olması lazım. Bunun dışında meslek kodu hatası alırsınız. Buyurun. Sesli. Eğer bütün sigortalılarınız hata veriyorsa orada formatta bir sıkıntı vardır. Formatta bir sıkıntı vardır. Bir incelemek lazım. Yoksa ki meslek kodundan dediğiniz gibi meslek koduyla ilgili tamamen bir hata olsa, sistemsel bir hata olsa hiç kimse bu belgeyi veremez. O hatayı GİB tarafında mı alıyorsunuz yoksa SGK tarafında mı? GİB tarafında sadece geçerli bir meslek kodu olup olmadığı kontrol ediliyor. Biz işçiye bağlamıyoruz onu. Geçerli olup olmadığı için de o arkadaşımızın bahsettiği gibi İşkur'un sitesinde yer alan 4 rakam, 1 nokta, sonra 2 rakamdan oluşan formatta yazılması gerekiyor. Tamam, ama işte geçerlilik kontrolü yapıyoruz biz. İşkur'un sitesinde yazılan şekilde olması gerekiyor. Formatı yoksa doğru biz, yazdığınıza evet. Emin misiniz? 4 karakter, nokta, 2 karakter. İşte oraya doğru yazdınız mı? Onu kastediyoruz. Biraz önce üstad onu söyledi. Personel kartlarından hatalı veri gelebilir. Hatalı formatta veri aktarılabilir. Aralık ayında muhtasar gönderdiniz mi? Aralık ayında muhtasar gönderdiniz mi? E-bildirge gönderdiniz. E-bildirgede meslek koduna ilişkin bahsettiğimiz kontroller yok. Bu kontrol ilk defa bu dönem yapılıyor. O yüzden birlikte geldi meslek kodu kontrolü. Sizi Aralık ayındaki bildiriminiz yanıltmasın. Aralık ayında 1111 de yazsanız sistem zorunlu olmadığı için mevzuatsız olarak bunu kabul ediyordu. Meslek kodu muhtasarla gelen bir zorunluluk olduğu için ona dikkat etmek lazım. Şöyle bir şey var. İstihdam teşvikleri kısmını 1003B'de mi dolduracağız? Arge teşvikleri kısmı aynı şekilde 1003B'de mi doldurulacak? Yoksa 1003A muhasebe bölümü de olacak? Yani burada anladığım kadarıyla iki tane beyanname veriliyor üstad. Ücret gizliliği kapsamında kendisi beyanname gönderebilecek bir mükellefiyet varsa zaten 1003B'yi, 1003B kodlu beyannameyi verebilecek. Eğer mükellef kendisi beyanname gönderebilecek kapsamla değilse bu 1003B kodlu beyanname denilen şey zaten olmayacak. Yani eğer ücret gizliliğine ilişkin bir durum varsa, mükellef kendisi şifre alırsa bu beyannameyi gönderebilecek. Diğer türlü zaten bu teşvik. Bu beyannameyi gönderirken de o zaman teşviklerle ilgili olan bütün indirimleri evet, ve şeyi de evet, aynı yerde beyan edecek. 0.11'den 0.20'ye yani, kadar olan kısmı bu beyannameyle beyan edecek. Diğer türlü 1003A kodlu beyannameyle beyan edemeyecek. Bunu soran şimdi, arkadaşımız anladığım kadarıyla İK kısmı muhasebe mi dolduracak? Kendi aralarındaki bir problem. İK'cılar yapacak. Şimdi bu şifre kimdeyse o da dolduracak. Bu teşvikler ödenecek kesintilerin toplamından düştüğü için mecburen 1003B'de yapılması gerekiyor. Evet. Çünkü mahsuplar o bölümde olacak. Okay. Tamam. Bir daha tekrar eder misiniz? Hayır. 1003B mi, 1003A mı? Tamam. Ya burada bir yanlış anlaşılma var herhalde. Vergi bölümüyle SGK bölümü ayrı gönderilmeyecek. Aynı beyannamede olacak. 1003B'yi kim aldıysa, kim gönderiyorsa vergi bölümüyle SGK bölümüne aynı beyannamede göndermesi gerekiyor. Dolayısıyla düzeltmesi de aynı beyanname ile olacak. Yani 1003A'dan ücret beyan edilmeyecek 1003B alındıysa. 1003A'da ücretle ilgili herhangi bir şey olmayacak. 1003B'yi düzeltmeniz lazım. Yani 011, 012 1003B'de olacak. Her şekilde evet. 1003B veriyorsa. Ve bunların SGK bildirimleri de 1003B'de olacak. Yani ücret, düzeltme de orada olacak evet. Doğal olarak. Düzeltme de orada olacak. Ücret bölünmüyor kesinlikle.
SGK'da 5 adet dosyamız var. Beyannamede faaliyet kodu geçersizdir diyor. Aynı durum ihaleli işlerden de aynı. Vergi dairesine başvurun diyor. Nedir bu? Faaliyet kodu geçersizdir diyor. Faaliyet kodu ayrı Mustafa bir şey. Mustafa Bey mi sordu bu soruyu? Burada mısınız Mustafa Bey? Mustafa Bey faaliyet ilçeden kodu geliyor. İş... Önemli onun için. Anladım. Bu iş yeri bilgilerindeki NACE koduna mı hata alınıyor? Orada geçerli kontrol yapıyoruz sadece. Bu ama SGK tarafı ile ilgili değil. Bu iş yeri bilgileri ekine yazdığınız faaliyet koduyla ilgili. Evet. Evet. Orada hepsi merkez olarak mı geçiyor sizin? Hepsi merkez. Yani birinci sıradaki faaliyet kodunu yazmanız gerekiyor iş yeri bilgileri ekine. Onun SGK bilgileri bölümüyle ilgisi yok aslında. Ama aynı konu başka bir mükellefinde Halim Bey'in değinmiş olduğu ihaleyi aynı bende var o bir bölücü mükellef. Daha üç gün önce kapanış verdim. Beyanname veremiyorum. Niye veremiyorum? Ben şirketin merkezine ait ara bir dosyası var. Onda sıkıntı yok. Ama ihale dosyasını görüyorum. İhale dosyasını var mı görüyorum. Ama o zaten hata değil, uyarı olması lazım. Yeşil bir mesaj görüyor olmanız lazım. Kırmızı mesaj değil. Tabii, buyurun. Mustafa Bey, vaktiniz varsa sonunu beklerseniz hep beraber tamam biz sizi misafir edelim. Halim Bey size bir soru aktarmıştım. Sayın Topçu'nun bir hatırlatması var. İşe giriş ve işten çıkışların mevcut şifrelere yapılması hususu. Bunun da işverenler açısından, meslek mensupları açısından sigortamız olduğunu söylüyor. Çok doğru bir tespit. Değerli arkadaşlar, şu anki kullanmakta olduğumuz sosyal güvenlik şifremiz, e-bildirge şifremiz üzerinden bu girişler yapıldığından dolayı mümkün olduğunca o şifrelerin de işveren üzerinden alınmasında isabet var. Hatta geçmişte biraz Sosyal Güvenlik Kurumu bizi üzmüştü. Kendi TC kimlik numaramız üzerinden alınan şifrelerden dolayı bizi işveren vekili sıfatı olarak değerlendirerek ödeme emirleriyle de muhatap olduk. Gerçi onu daha sonradan kurum düzeltti. Bu konuda işverenin TC kimlik numarası üzerinden şifrenin alınmasında isabet var. Başkanım izninizle bir hatırlatma daha yapmak istiyorum ben. Şimdi bu kolay işverenlik sistemini tercih eden mükellefler primlerini her ay gidip bankadan ödeme yapıyorlar. Ama bazen kolay işverenlik sistemini tercih etmekle birlikte vergi muafiyetinde olmayan çalışanları olabiliyor. Hani kapıcıda, hizmetçide vergi muafiyeti var ama oradaki dadıda vergi muafiyeti yok. Bunlar beyannameyi kolay işverenden bildirgeyi tercih ederek ödemelerini yapabiliyorlar. Ama vergi kesintisi için ayrıca SGK beyannamesini doldurup SGK kulakçığını boş vurarak bırakarak vergisinin de ödenmesi gerekiyor. Şöyle bir soru var. Süleyman Güzey sormuş. Ocak 2020 sonu SSK'lı çalışanı kalmayan mükellef gelecek dönemlerde 3 aylık döneme geçebilir mi tekrar diye. Şu anda da 3 aylık dönem yapabilir diye gözüküyor. İnteraktif vergi dairesinden bununla ilgili dilekçe vererek de geçebilir. Evde hasta bakımı yapan çalışanı gelir vergisinden muaf fakat SGK dosyası açılmış. Her ay SGK'ya verilen biri ne yapılması gerektiğini tekrar açar mısınız? SGK'ya verilen bildirge ile ilgili. Eğer Ek 9 kapsamındaki kolay işverenliğe geçmez ise mevcut uygulama üzerinden muhtasar ve prim hizmet beyannamesi göndermeye devam edecek. O zaman mükellefiyet açacak. Tabii ki. Gidecek. Tabii ki. Evet. Vergi dairesinden şifre alacak. Gracias.
Vergiden muaf bunlar. O yüzden sadece SGK. Hayır. Hepsi vergiden hepsi değil mi Ergün Hanım? Bazıları. Apartman yönetimi, apartman kapıcı başka. Yok. Ev hizmetlilerinde çalıştırıyorsunuz. Ev hizmeti içinde vergiden muafiyet var ama DADA'da, mürebbiyede de yok. Yani. Onlar verecek. Onları MUSGK vermeye onlar devam edecek. Yani. Orada bahsizlikteki mükellef gibi diğer ücretli olarak değerlendirmeyeceğiz. İşveren o vergisini hesaplayıp MUSGK ile vergi bölümünü beyan etmesi gerekiyor. Az önce MUSGK şifresi alacak Ali Bey o zaman. Vergi kesintisi yapan birisi tabii ki zaten muhtasar prim hizmet beyannamesi verecek. Yani bahçıvanın evet. Tamam. Bahçıvanın o bizim Bursa'da pek yani. Yoktur ya. Senin de yoktur zaten. Mükellefiyet hissettirmeniz lazım. Bizim Bursa macirdir biraz. Var mı? Tanışalım onlarla bize. evet yani. Okuyorum. Oya Öncel sormuş. Şey Uşak kapsamda değil. Şubemiz merkez. Uşak şube anladığım kadarıyla. Doğru mu? Oya. Bursa merkez Uşak şube. Başka şehirde ya da farklı vergi dairesine bağlı ayrı muhtasar ilk sayfadaki alanı işaretlenecek mi diye sormuşsunuz. Neyi kastediyorsun ilk sayfadaki alan? Tamam. Üstad ben de cevap verdim ama. Mükellef burada özellikle Bursa'da merkezi olup diğer yerlerde şubesi olanlar açısından mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz olmak üzere iki durum var. Mükellef yani eğer mükellefiyetliyse diğer şubeleriniz yani oradan da muhtasar beyanname veriliyorsa Bursa'yla bir ilişkisi olmayacak. Ama mükellefiyetsizse yani ödemeler buradan yapılıyorsa, merkezden yapılıyorsa onların da beyannameleri Bursa'dan verilecek. Her şekilde. Yani burada muhtasar açısından önemli olan ödeme ve tahakkukun yapıldığı yer. Buradan eğer ödeme yapılıyorsa yani diğer taraflarda diğer illerdekiler mükellefiyetsizse orada vergi dairesine 003 verilmiyorsa bu durumda Bursa'dan hem SGK bildirimlerinin hem vergi bildirimlerinin verilmesi gerekiyor. Yani aslında değişen bir şey yok aslında. Sadece hiçbir değişiklik yok. Yani evet. Orada mükellefiyet varsa, orada serbest meslek kazancı ödemesi yapılıyorsa, orada ücret ödemesi oradan yapılıyorsa, kira oradan ödeniyorsa, Bursa'yla bir ilgisi aslında yoksa, yani bütün her şey oradan yapılıyorsa, Bursa'dan MUSGK'ya dahil edilmemesi gerekiyor. Evet. Ama buradan ödemesi yapılıyorsa, bütün işlemler buradan takip ediliyorsa, orada sadece mükellefiyetsiz şekilde şube gözüküyorsa, muhtasar prim hizmet beyannamesine pilot il kapsamında Bursa ilave olduğu için 26 Şubat'a kadar buradan beyan edilmesi gerekecek. Yani sigortada buradan bildirilecek. Evet. Uşak'taki mükellefiyetsiz şubede buradan bildirilecek diyor. Veriyorsanız oradan orada devam edeceksiniz. O zaman e-bildirgeden. E-bildirge. Evet. Uşak'ta e-bildirge. Evet. Sizde üstad varsa... Merkezi Bursa'da olan şirketin Kocaeli ve Sakarya'da bulunan şubelerin Ocak ve Şubat muhtasar ve hizmet bildirimi ne şekilde yapılacak? İş yeri numaraları farklı, vergi numarası tek. Az önce dediğim gibi bizde esas olan şu, mükellefiyetli misiniz, mükellefiyetsiz misiniz? Eğer mükellefiyet varsa Kocaeli ve Sakarya'da oradan devam edecek. Mükellefiyet yoksa burada, yani Kocaeli ve Sakarya'da herhangi bir mükellefiyet yok. Bursa'dan bütün ödemeler yapılıyor. Bununla ilgili Bursa'dan muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeniz lazım. Buradan Nurhan Hanım'a sormuşlar. Mesut Bey sormuş. Arazilik sorumluluk sözleşmesi listelerinde mükellef ünvanların yazılması mümkün mü? Hani liste çıkıyor ya biz baktığımızda. Evet. O biz sistemdekini getiriyor olmamız lazım ama sistemden gelmiyorsa hemen sadece vergi numarası girdiğinizde ya da TC girdiğinizde isim gelmiyor mu? Soğuk demeyelim ona. Tamam, onu ekleriz hemen.
Anladım, tamam. Böyle bir eksiklik. Genel bir sorun var, onunla ilgili söyleyeyim. Murat Diyaroğlu arkadaşımız sormuş. Genelde defter beyan sisteminden şey gönderdiğimizde, özellikle burada 27.103'ler demiş, gönderilemiyor. Ya bununla ilgili bir çalışmanız var mı demiş DBS ile ilgili. DBS ile ilgili hakikaten biz defter de defter beyan sistemi ile ilgili, yani ilgili şube, şube müdürümüzde gereken toplantıyı daire başkanımız yaptı. Bununla ilgili sıkıntılar olduğunu daha önceki toplantılarda da zaten ifade edenler oldu. Onunla ilgili iyileştirme çalışmalarına hız verildi. Şu anda verebileceğim bilgi bu. Bu hafta sonuna kadar diye söz aldık biz de geçen. Kişi yanında iş yerinde çalıştırdığı personeli var. Aynı zamanda evinde çalıştırdığı yabancı uyruklu hizmetlisi var. İş yerinde çalışanlar için muhtasar verecek. Evde çalışan hizmetliler için ek 9 kolay işveren yapabilir mi? Yoksa evde çalışanlar nasıl bildirilecek? Evde çalışan kişilerini asla iş yerinden bildiremeyiz. Onu bir kere net olarak söyleyelim. Bu sıkıntılı bir husustur. Evde çalışan kişiler için ek 9 bildiriminde bulunup başvurusunu yapıp muhtasar ve prim hizmet beyannamesi olmaksızın otomatik tahakkuk sistemine geçebilir. Aynı konu. Nasıl? Özel bina derken? Ticari. Onlar o fark etmez. İkisinin de ayrı sicil numaraları var. İkisi de muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden gelecek. Bu benim bahsettiğim evde çalıştırdığı, ne bileyim biraz önce söylediğiniz gibi temizlikçisiyle alakalı bir durum. Ya da çocuk bakıcısıyla alakalı bir durum. İş yeri tescili var yani. Varsa mecburen vereceksiniz. Zaten orası bir gerçek kişi. Gerçek kişi. İkisi beraber muhtasardan gelir. Biz onu beyannameden bekliyoruz o durumda. Evet. Bir tabii gelir mecburen başka mükellefiyeti varsa, muhtasar mükellefiyeti aynen. Varsa. Ama gider yazamazsınız. Bunu da unutmayın. Eğer iş yeri sicil numarası varsa diğer iş yerleriyle birlikte muhtasardan gelecek. Aynen. Aynen. Geçirebilirsiniz. Evet, yapabilirsiniz. Kolay işverenlikle ilgili bir soru daha var. Onu hemen ekleyelim. Tabii kolay işverenlikle ilgili ayın ücreti o ayın sonuna kadar bildirim yapılabiliyor. Fazla mesai gibi prime eklenecek ödemeler de belirlenip ay sonuna kadar bildirilmesi gerekiyor. Bu bildirilmenin ay bitince yapılması hususunda herhangi bir işlem yapılacak mı diyor? Fazla mesai ücretleri gibi eğer spek tutarını arttıran bir husus varsa apartman yönetimlerinde ve kolay işverenliklerde bunu içinde bulunduğunuz ayın son günü istediğiniz saatine kadar, yani tarih bir sonraki aya atmadığı sürece 00.00'a kadar bildirimini yapıp spek tutarını düzeltir, mesaisini eklersiniz. Ertesi gün itibariyle tekrar eski mesaisine beyanını güncellersiniz. O ayın tahakkuk mesai ücreti dahil edilmiş şekilde oluşur. Buyurun. Bir Şubat itibariyle geçtiyse artık Ocak ayı itibariyle kolay işverenlik üzerinden işlem yapamazsınız. Ama tahakkuklarınız oluştuktan sonra sizler için versiyon 2 açık olacak aynı zamanda. Versiyon 2 üzerinden, e-bildirge üzerinden iptal ek yaparak doğru spek üzerinden kayıt oluşturabilir, tahakkukunuzu yeniden düzeltebilirsiniz. Şimdi şöyle bakın. Ocak ayı tahakkuğu 14'üne kadar oluşur. Değil mi? 14 Şubat'ta oluştu tahakkuğunuz. Ama sizin versiyon 2'den bildirim yapmak için önünüzde daha ayın şu an için konuşuyorum 23'üne kadar süre var. 23'üne kadar yasal süresi içinde siz versiyon 2'den Ocak ayına ilişkin düzeltme yapabilirsiniz. Ama 24'ünde üniteye gidip ben bunun mesai ücretini bildirmedim Ocak ayı içinde. Versiyon 2'den de süresi geçti. Kağıt ortamında verdim derseniz buna ceza uygulanır. Siz benim dediğimi dinleyin. Burası Ankara. Yasal süresi içinde yalnız kağıt ortamında götürmeyin. Bilmeyebilirler. E-bildirge versiyon 2'den girin şifrenizle istediğiniz tahakkuk düzeltmesini iptal ek yaparak yapabilirsiniz. Hayır. Beyan mevzuatı
takip edanaya geçtiği andan itibaren geriye dönük işlem yapmayı mevzuatsal olarak yasaklıyor. Beyana girdiğiniz zaman Bağkur beyanında da bu böyledir. Ek 5, ek 6 beyanlarında da beyanla çalışan sistemlerin tamamı bu şekildedir. Biz onun yolunu da kapatmıyoruz ama size. Her ay mesai mi veriyorsunuz? Her ay mesai veriyorsanız her ay verdiğiniz mesaiyi beyana ekleyin. Bence Musa YGK'ya geçsen, Oktay. Arkadaşlar, interaktif vergi dairesi, şimdi bir soru var, onunla ilgili Nur Hanım cevaplarsa sevinirim. Otomatik olarak bir kişi bile çalıştıran iş yerlerinin tamamını aylığa geçirdi. Ama iş yerinde çalışanların bazıları şey değil, mesela huzur hakkı ödenenler var. Onlarda da geçmiş sistem otomatik olarak. SGK dosyası hiç olmayan, hiçbir SGK ile alakası olmayan firmalar da açılmış. Acaba standart bir şey mi ya da bu bilinerek yapılan bir şey mi? Yok, o çalışan ücretli sayılarına, biz çalışan sayılarına baktığımız için ona göre geçirdik. Yani bir tane bile çalışan olsa geçirdik Aralık ayı içerisinde. Yani beyannamede çalışan ama sayısı varsa mı? Orası sıfır. Var. Efendim? SGK dosyası yok ama bize o bir şekilde asgari ücretli ya da diğer ücretli çalışanı olarak gelmiştir. 0-14 diye. O yüzden olmuştur. 14 o zaman arkadaşlar olsa, bence dikkat etsin herkes. Biz çalışan sayılarına baktık çünkü. Evet, otomatik geçti bu hafta sonu. Onları hani tekrar interaktiften dilekçe vererek 3 aylığa dönebilir. Düzeltebilirsiniz. Bu da düzeltilebilecek bir ayrık, işlem. Evet. Bir soru var da, Murat Çelik'in bir sorusu. Bu aylık muhtasar 10 aylık 10 işçiden az, muhtasar 3 aylık SGK bildirim aylık mı? Şimdi bu konuyu bir daha anlatayım. Muhtasarı 10 işçiden az olduğunuz zaman zaten daha önceden, yani bu muhtasar prim hizmet beyannamesi olmadan önce verebiliyordunuz. 3 aylık olarak verebiliyordunuz. Ancak bunun aylığa dönüşmesinin tek sebebi SGK bildirimleri. Aylık prim hizmet belgelerine aylık verilme zorunluluğu. Eğer 10 işçiden azsa Ocak dönemi için beyanname vereceksiniz 26 Şubat'a kadar. SGK bildirim tarafını doldurup vergi tarafını doldurmadan beyanname verebilirsiniz. Şubat beyannamesi için Mart ayında yine SGK tarafını doldurup vergi tarafını boş bırakıp beyanname verebilirsiniz. Mart ayında beyannamenizi Nisan 26'sına kadar vereceksiniz. Hem SGK tarafını hem de 10 işçiden az olduğu için vergi tarafını doldurup 26 Nisan'a kadar verebilirsiniz. Evet. Yani vergi tarafını Mart ayı için Nisan ayında verebilirsiniz. 10 işçiden azsa. Bu konuyu bu şekilde inşallah bitirmişizdir. Anlaşılmıştır. Yani bu 3 aylık devam ediyor aslında içinde. Evet. SGK için aylıklar var. Ya bir tane işçi de çalıştırsanız muhtasar prim hizmet beyannamesi aylık gözükmek zorunda artık. Öyle gözükecek ama sen 3 aylık vereceksin şeyleri. Vergi tarafını 3 ayda bir verebilme imkanını biz tanıdık. Şöyle üstad diyor ki o aylık olacak ama sen 3 ayda bir gelir vergisini, stopajını hesaplayıp onu 3 ayda bir verebilirsin. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi mi gönderdiniz? Muhtasar mı? Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi? Tamam. Aylık olmak zorunda. Beyan edecek. Yani sadece beyan edecek. Zaten dönemi aylığa dönmüş. Zaten aylık ya. Yani bir sorun olmaz. 10 eğer olmuş, isterseniz, 12 olmuş. Eğer ama isterseniz için zaten aylığa döndüğü için hem vergi kısmını hem SGK kısmını doldurarak da verebilirsiniz. Evet. Yani şunu söyleyeceğim. 3. aya geldiğimizde şimdi Mart ayına geldik. 3 aylık beyan etmek istiyorsunuz. 11 işçiniz o zaman sorun olur. Yani o zaman beyanname izin vermez. Tamam.
Tamam, siz Şubat ayında zaten beyanname vereceksiniz değil mi? Ekleyin SGK onu tarafına onu da ekleyeceksiniz o zaman. 11 kişiyi de beyan edeceksiniz o ay. Anladım. Tamam anladım. Şubat'ta ikisini birden vereceksiniz zaten. O Ocağı Şubat'ı birlikte. Normalde şu anda olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Yani şu anda döndüğünüz zaman dönem içinde nasıl yapıyorsunuz? Yani şu anda aslında şimdi SGK tarafı olmasa da böyle bir sorun şu anda da var aslında. Hani bizim için burada iki tane yöntem var. Ya işte aylığa dönülüyor, sonra üç aylığın dönemi geldiği ay iki beyanname veriliyor. Ya da işte toplayıp veriyorlar. İkisi de yapılıyor beyannamede. Ya yani Şubat ayında verdiğinde mesela ocağı da verebiliyor. Yahut da Şubat ayında sadece Şubat veriliyor. Nisan ayına geldiğinde iki beyanname evet, veriliyor aylık ve üç aylık diye. Ama şimdi burada artık üç aylık olmayacağı için, aylık olacağı için Şubat'ta vermeniz gerekir. Ocağı da Şubat'ta vermeniz gerekir. Şubat'la birlikte. Ferdi Naimoğlu burada mı? Ferdi Bey? Yok. Burada mı? Ferdi Bey, TXT dosyası hatalı olarak yüklendi diyor. TXT dosyasını nasıl yüklediniz? Çünkü TXT dosyası yüklenemez de onun için de soruyorum. Teknik olarak. XML dosyası mı? XML dosyası hatalı. Diyor ki XML dosyası hatalı yüklendi ama bu dosyayı silemiyoruz diyorsunuz. Doğru mu anladım ben? Onlar herhangi bir MUSYK dosyasını hatalı yüklediniz. Doğru mu anlıyorum? Evet hatalı yüklemişler. Silmek istiyorsunuz silemiyor musunuz? Beyanname sisteminde yok evet öyle tamam. Bir seçenek. Hatalar hatalı. Orada kalacak orada kalıyor. Siz yenisini doğrusunu vereceksiniz. Emir Bey bir sorusu var ama Emir Bey burada mı? Merkezi İstanbul olan az önce anlatılan Uşak'la ilgiliydi değil mi? Bir de 20 için uzatma Bursa için çok mu diyor. Bilmiyorum uzatma ihtimali var mı Üstad? Daha artık onaylar oluyor. O konuda ben bir şey söyleyemem. Yani. Hatta toptan kaldırılsın desek daha iyi olur bizim için de. Evet. Dönenler 3 aylık. Ha, 1 Mart mantığını diyor. Ben de Emir Bey'le aynı fikirdeyim. Uzatmanın 1 Mart olmasının mantığını ben de anlamadım. Olacaksa yani 1 Mart şu mudur? 3 ay dönemler hani Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayında verecek. Nisan ayında verecek beyannameler için geçer olacak. Doğru mantık o zaman. Doğru mantık. Yanlış olan mantık devam etmesi bence. Evet. O aslında yani bizde biraz daha bu tebliğ... Beyanname gönderilmediğinde muhtasar için özel üstlük cezası bildirgi için İPC ile karşı karşıya kalınıyor. Beyanname tek olduğu için bir suça iki ceza ilkesi nasıl olacak? Anayasadaki ya da ceza kanunlarındaki. Öyle bir şey yok. Beyanname vermemekten kesin. Çift ceza yok. Tamam bir tane beyanname vermemekten üstad. Okey. Bir de bildirgiye vermemek. Şimdi aslında bu ikisi tekleşti. Evet. Ama tekleşmemiş mi diyorsunuz yani? Şöyle diyeyim daha öncesinde... İkiz çocuk var ama usul tek çocuk... Bir kısmı usulden kesiyor, bir kısmı esaslı. Eskiden mutasar beyaname varken usul ve esasdan kesilebiliyordu. Bir vergi ziyaret cezası, bir de özel usulsüzlük. Ya siz o zaman ona bir itiraz var mıydı? Kesilmiyor. Yani hem usulden hem de esasdan kesiliyordu. Vergi ziyaret de kesiliyordu, özel usulsüzlük de. Şimdi beyaname vermemekten kaynaklı bir usulsüzlük cezası var. Diğerinde de prim kaybından kaynaklı bir esastan kesilen ceza var. Mantık aslında yine aynı. Melek Hanım da yine bizim sorumlu bir konuya değinmiş. İşçi işveren arasında sözleşmelerine taraf değiliz. Ancak müteselsiz sorumluluk getiriliyor. Olası işçi işveren arasındaki dava sonuçlarında özellikle ücret tutarıyla ilgili olanlarda vergi ve SSK yönünden kayıp olduğu belirtilerek kanunun müşavire sorumluluğu olarak dönmesi gündeme gelecek midir ya da gelmeyecek midir? Ancak işçinin hizmet sözleşmesinde doğal olarak biz taraf değiliz diyor. Yani şunu demek istiyor. Herhangi bir davalaşma süreci olduğunda ücret farkı bulunursa bu konuda verilen şeyle ilgili mali müşavire sorumluluk yazılacak mı diyor. Ben bugüne kadar böyle bir şey odaya hiç gelmedi ama yani, bilmiyorum üstadlara baksın. Yani meslek mensubuna iletilen herhangi bir hususu yoksa
az önce de şey yapıldım. Bizim yönetmeliğin ek 4. maddesinde zaten bu şey yapıyor. Meslek mensubu kasıtlı kusurlu bir davranış yoksa bu mahkeme kararıyla denetim kontrolü görevi memuruyla ortaya çıkmamışsa ve kendisine iletilen herhangi bir şey yoksa SMS ya da benzeri bir şey yazıyla, resmi yazıyla bunlardan dolayı sorumlu değil. Ya önemli olan muhtasar prim izlet beyannamesindeki beyanla defter ve kayıt belgelerdeki uygunluk. Bunlar uyumluysa onun dışında herhangi bir şeyden sorumlu değil meslek mensubu. Mükellef bir şirket var, İstanbul'da bir şirket. En son bir örnek olarak vereceğim bunu da. Mükellef kapatmış gitmiş. Daha sonrasında vergi dairesi işte RSN terk araştırmasına geç başlatmış. Ama meslek mensubu bu şirketin mükellefiyeti açıkken hem stopaj tarafında işi beyan ediyor hem SGK tarafında işi beyan ediyor. Bunu da SGK tarafından denetmenler tespit etmiş ve rapora bağlamışlar. Yani mükellef RSN terkken herhangi bir faaliyeti yokken faaliyet adresinde başka mükellef faaliyet göstermekteyken bir şekilde bu işi hem muhtasarda hem de SGK bildirimlerinde beyan etmiş. Bu durumda sıkıntı doğabilecek. Bununla ilgili bir rapor düzenlenirse, bu tür durumlarla ilgili bir rapor düzenlenirse sorumluluk müessesesi yürürlüğe girer diye düşünüyorum. Tamam. Yani bunu örnek olarak da vermek istedim. Bu konuda 19'unda Ankara'da bir toplantı olacak. İşte biz de katılacağız. Bu konuyu aktaracağız. Apartman yöneticiliğinde vergi daireleri şifreleri yanlış veriyorlar. Bunlar 1003B'ye göre vermek zorundalar. Vergi daireleri sadece 003 kodlu veriyorlar diyor. 0095 kodunu vermiyorlar diyor. Doğru yapıyorlar vergi daireleri. Hı. Çünkü 0095 alamaz apartman yönetimleri. Yani ihtiyaç yok daha doğrusu. Kapıcısı var, başka bir şey. Evet, başka bir şey. Yani diyelim ki başka çalışan da olsa. Başka çalışanları da olsa hani 1003B'ye ihtiyaç yok yani. Orada ücret gizliliği kapsamında verildiği için 1003B. 1003B işi görüyor mu? Yani evet. Yani sadece apartman yönetimi ise 1003A'nın basit bir hali var. Sadece apartman yönetiminin eğer vergi kesintisi yapmadığı çalışanları varsa bizim tek sayfalık bir bildirimimiz var. Oradan da verebilir internet vergi dairesinde. Yine 1003A beyannamesini de sadece SGK bildirimlerini doldurup verebilir. 1003B şifresi alması yani gereksiz geliyor bana. Şu anda 1003A mı veriyoruz? 1003A veriyoruz, evet. Arkadaşlar apartman yönetimleri sonuçta bizim müşterilerimiz olan apartman yönetimlerinden bahsediyoruz. Sonuçta onların 1003A olması gerekmez mi zaten? 1003A olması gerekiyor zaten. O şifreyle veriyor. O onlar kendileri verecek. Var. Onları mali müşavirleri ilgilendiren bir durum yok bence. Zaten mükellefiyeti var şifresi varsa. Efendim? Yok, eğer bir şifreleri varsa zaten 03 mükellefiyetleri de vardır. Başka bir şey için açtırmıyorlardır diye düşünün. Yok. Yok, ilk defa. O şifreyi ne için kullanıyorlar? Ama eğer GİB tarafını kullanacaklarsa yani kolay işverenliğe geçmiyorlarsa beyanname göndermeleri gerekecek. Yeni bir şifre almaları lazım. Kolay işverenliğe geçmiyorlarsa. Kolay işverenliğe geçmiyorlarsa. SGK'ya müracaat etmeleri lazım. Eğer oraya geçmek istiyorlarsa yalnız oraya arkadaşlar, giriş bu, var bakın, çıkış yok. Biz bir şey yapalım. Biz apartman yöneticisi değiliz. Biz mali müşaviriz. Bizim görevimiz müşterilerimizle sözleşme imzalamak ve ona göre muhtasar SGK prim hizmet beyannamesini göndermek. O yüzden apartman yönetimleriyle ilgili olan kısmı ben özellikle bilerek burada araya giriyorum. Biz kendi şifrelerimizle göndereceğiz. Makbuzunu da keseceğiz. Ücretini de alacağız. Ücretini almadığımız ya da başka bir şey yapmadığımız bir şeyle bizi ilgilendiren bir konu yok burada. Bunu ben özellikle söylüyorum. Bilerek söylüyorum. Bu konuda çok soru geliyor. Ek 9 mu kolay işverenlik? Pardon özür dilerim ben. Kolay işverenlik bizi ilgilendiren bir şey değil. Orada mali müşavir yok zaten. O yüzden bizi devreden çıkaran hiçbir şeye ne cevap veririm. Kendi açımdan söylüyorum. Ne de bizim buradaki konumuz değil zaten. Gitsin apartman yöntemi nasıl yapıyorsa yapsın. Hayır, herkesin işini yapmaktan artık bıktım ya ben sabah yani. Hakikaten bu konuda çok soru geliyor yani kusura bakma abi sana bir şey söylemiş oldum ama. Hayır,
bu sinirlenecek bir şey yok. Hakikaten doğru. Zirve, Luka, Logo, Mikro her gün onların yöneticileriyle, Ankara'daki yöneticileriyle görüşüyorum. Her gün. Bak bunu bilerek söylüyorum. 1 Şubat'tan itibaren. Ne sorun yaşadıklarını, ne sorun yaşadıklarımızı onlardan veri alarak Ankara'daki üstadlara Emre Kartaloğlu vasıtasıyla bildiriyorum. Çok çabuk dönüşler oluyor. Biz biraz panik yaptık, erken yaptık bazı şeyleri. Ben büromda denemeler yaptım. Hatalar olsun ki ben burada üstadlara sorabileyim diye. Şu anda benim büromda hiçbir tane şey kalmadı. Onay, bütün her şeyi tamamladım buraya gelirken. Niye? Halbuki geçici vergi yapmam lazım yarın öbür gün. Bu sorunları aşmak için. Ben zirve kullanıyorum. Büromda, Luka'da kullanan arkadaşlarım var. Hepsiyle görüştüm. Şu anda spesifik olmayan bütün işletmelerde onayla ilgili sorun yok. Tek bir sorun var. DBS'den gittiğinde şey sorunu var. Süre uzun sürüyor şeyde. Allah'tan İstanbul bu sistemden çıktı bugün de. Yoksa biz bu kadar yani çabuk yapamazdık. Umarım hafta sonuna kadar düzelecek. O yüzden bir de apartman yöneticilerinin sorunlarıyla uğraşmak istemiyorum açıkçası. Pınar Hanım sormuş. Hem ARGE hem de 5510'da görevli personel bildirimi ne şekilde olacak? Ev hizmetlisi konusunu zaten anlattık. Farklı bir şey. Şu anda e-bildirgeden nasıl bildiriyorsunuz? İki ayrı belge türünde de bildirimini yapıyorsunuz. Hiçbir şey değişmedi. Alt alta satırda bildireceksiniz. Bir satırda ARGE'sini, bir satırda 5510'unu. Hiçbir şey değişmedi. Pınar Hanım burada mı? Bir de şöyle bir soru sormuş. Sigortalı çalışan bilgileri tablosuna manuel giriş dediniz de. Zaten manuel giriş yapıyorsak biz bu işi bırakalım Pınar Hanım gerçekten. Umarım bir program kullanıyorsunuzdur. 32 tane kolon var. Duyamıyorum. Yok yok. Yok ben. Aman Allah'ım öyle bir biz şey olursa mevcut zaten. Mevcut olanı anlatıyoruz. İsterseniz yapabilirsiniz. Üstadlar girişleri tabii programlar vasıtasıyla yapabiliriz. Biz olanı anlatıyoruz mevcut programı. Evinde çalışma ile ilgili anlattı. Özel inşaatı konuştuk. Oya Hanım'ı anlattık. Servet Bey'in sistemleri var. Az önce sistemleri ettim. İstiyorsan ayağa kalkıp tekrar söyleyebilirsin. Tamam, 19'unda tekrar söyleyeceğiz. Üstad. Konuşmamın başında da söyledim. Muhtasar prim hizmet beyannamesi hem vergi mevzuatımızda var, hem de SGK mevzuatımızda var. Var olan bir şeyi ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi mülga eder, o zaman kalkar. Ve bu da uygulanmaya başlandı. 2017 yılından beri, 2018 yılından beri peyderpey Türkiye'ye zaten şamil olacak. Yani başta sıkıntılar yaşanabilecek. Bu sıkıntıları aşacağız. Sizin desteğinizle, sizin yardımınızla, bizim de gayretlerimizle bu sıkıntılar sona erecek inşallah. Tamam. Şimdi İrfan Üstad, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, buradaki konuklarımız doğal olarak bürokrat. Yani Üstad da söyledi, bu işin değişim yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bizlerin de Bursa'da 20'ye yakın milletvekili var. Bu konuda baskı yapacağız, biz de görevimizi yapacağız. 19'unda bu konu tekrar dediğim gibi Ankara'da... Cezalarda yasallık ilkesi var. İrfan, ben temsilci olarak Ankara'da pazartesi salı günü oradayım. Bu konuyu anlatacağım. Dediğim gibi üstadlarımın, bizim misafirlerimiz şu anda onların yapabilecekleri, biz konuşuyoruz, bize her türlü yardım bulunuyorlar.
Yapabilecekleri şeyler sınırlı. Tabii ki iletiyorlardır eminim. Bu sorunlardan kaynaklı size ceza gelmemesi için zaten bütün her şey düşünülüyor. Sizin ceza yememeniz için de zaten Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu gereken çalışmaları yapıyorlar. Ve bu en aza inecek. Yani bu sıkıntılar en aza inecek ve hatta biteceğine biz inanıyoruz. İnanmasak burada olmayız, anlatmayız, ikna etmek için uğraşmayız. Ama bu bir şekilde bizim görevimiz, siz o tarafta görevinizi yapacaksınız, biz de bu tarafta görevlerimizi yapacağız. Ve en iyisine ulaşmak için uğraşıyoruz. Yani burada olmamızın sebebi de bu. Teşekkür küserek, ediyoruz. Küserek olmaz. Birlikte çalışarak yapacağız. Gayret edeceğiz. Yani Gümüşdere'de biz görev yapıyoruz. Gümüşdere'nin ışıkları son dönemde 24 evet. saat yanıyor. Üstad biz 30 yıldır bizim ışıklar yanıyor. Orada bir problem yok. Yok, maliyeciler açısından da yani. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yo, biliyoruz. Ne zaman arasak gece 10'da bile iletişim kuruyoruz. Ben direkt üstadlarla kurmuyorum ama Emre Kartoğlu sağ olsun. Herkesin telefonu 24 saat açık. Açık yani. Ve ulaşıyoruz. O konuda sıkıntı yok ulaşma konusunda. Aysun. Şimdi söyleyeceğim. Defter beyan sıkıntılı. Onu size söylemiştim hatırlarsınız girişte. Arkadaşlar, az önce TÜRMOB Genel Başkanımız burada bir şey söyledi. Bu şeyle ilgili, MUSGK ile ilgili pilot, yani uçuşa geçtiğimiz başkanlarla birlikte bir grup kurdu bize. Ben de dahilim. Gelir İdaresi Başkanlığından bir üstadımız var. Ve SGK'dan da bir üstadımız var. Hepimizin genel başkanında olduğu bu WhatsApp grubu az önce oluşturdular. Sizler de Oda Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımıza bana ulaştığınız takdirde WhatsApp'tan. Biz de anında, inan ben gece 10'da yazıyorum, gece 10'da. Ha, çözüyor muyuz ayrı ama iletişim kuruyoruz. O açıdan haklısın. İletişim kısmı. Yani 7/24 müşteri temsilcisi evet, gibi bir... Evet, şeyde, DBS için söylüyorlar. DBS için. Özellikle DBS için söylüyorlar, özellikle. Yani akşam 7'ye tamam. kadar diyebiliriz. 7'ye kadar ama, değil ama sizden rica son ediyoruz bu konuda iletilmesini. Evet. Evet. Evet arkadaşlar, yeterince saat 5 oldu, 3 saattir buradayız. O zaman sözü alıyorum başkanım. Bir dakika, Yaşan Öyle. Bunu yazan kim? İsim yok. Yaşanı ha. Sen şimdi bir programcısın. Seninle ilgili şimdi burada konuşturmayayım. Tamam. Tamam, aldım mesajı. Arkadaşlar, üstadlara teşekkür ediyoruz. Ricam şu. Önce iyi bir alkış alalım hep beraber. Ve de 3 dakika sabredin. Bizim için 3 saat burada konuşan insanlara birer plaket takdim edeceğiz. Sizden rica ediyorum. Evet, sunumlarından giden arkadaşlara söylüyorum. Sunumlarından dolayı konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gelir İdaresi Grup Başkanı Sayın Gökhan Çatolok için plaketini vermek üzere Oda Başkanımız Sayın Doğan Yılmaz'ı davet ediyorum. Gelir İdaresi Şube Müdürü Sayın Nurhan Yılmaz için plaketini takdim etmek için Oda Başkan Yardımcımız Nazan Özsoy'u davet ediyorum. Buyurun. Sosyal güvenlik uzmanı Sayın Sabri Bertan İnanöz için plaketini vermek üzere Oda Saymanımız Bircan Yılmaz'ı, Bircan Kılıcı davet ediyorum. Buyurun. Sosyal güvenlik şube müdürü Sayın Kerem Değirmenci plaketini vermek üzere Denetleme Kurulu Başkanım Ayhan Erken'i davet ediyorum. İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda TÜRMOB Eğitmeni Sayın Halim Bursalı için plaketini takdim etmek üzere Denetleme Kurulu Üyemiz Sibel Çelik Torun'u kürsüye davet ediyorum. Buyurun.
Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bitiyor ya bizde. Değişik bir soru çıkarsa.